aslında bizim problemimiz yazılımlar büyüdükçe giderek komplike hale geliyorlar. Kompleks bir mimariye sahip oluyorlar. Bunların deployment aşamalarında ya da yazılım süreçlerinde, hatta bizim çok sevdiğimiz bir problem vardır. Body Transition My Machine yazarı. Benim makinemde çalıştı. Arkadaş sende çalışmıyorsa senin makinede problem var. Bende yok. Aslında biz biraz da bu problemler üstüne yoğunlaşarak bunlar nasıl daha iyi çözülür, bunlara kafa yormaya başladık. Ama aslında bir de organizasyon aşamasında bir problemimiz var. Yazılımcılar ve operasyon ekipleri baş düşmanlar. Yazılımcılar her gün yeni feature, bug fixler, security patchleri bunlarla uğraşırlarken müşterilerine en son sürümü sunmaya çalışıyorlar. Diğer tarafta da operasyon ekipleri var. Onların da sorumlulukları aslında deployment'ların iyi olması ve %99 uptime dediğimiz müşterilerin sisteme her zaman erişimlerini sağlayabilmek. Hatta mümkünse kostları düşürebilmek ve uygulamaların sayısı arttıkça o büyüyen altyapıyı güçlü bir şekilde kontrol edebilmek. Bu iki ekip aslında bir taraf sürekli deployment çıkmak isterken diğer taraf bunu mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. Bunun sebebi ise işte dediğim gibi bu müşteriye ulaştıkları ve dokundukları tarafta sıkıntıları daha az yaşamak için. DevOps'un da aslında odaklandığı nokta bu iki ekip arasındaki bu iletişim problemlerini, bu duvarı nasıl yıkıp bu sistemleri biz nasıl otomatize hale getiririz? Acaba bunları belli kurallara, belli hani kural belki biraz daha sert oluyor ama belli anlaşmalara dayandırarak nasıl bir çalışma integration'ı sağlarız? Manifesto'nun odaklandığı böyle birkaç tane kural var DevOps'un. Aslında şimdi DevOps'tan arkadaşlar var görev tanımı olarak ama bana göre DevOps tam bir iş tanımı değil. Biraz daha birlikte çalışma felsefesi. Ama tabii ki de bu geçiş süreçlerinde iki ekip kendisini direkt yenileyip bu felsefeye odaklanamadıkları için DevOps adında bir görev tanımı da çıktı. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Yanlış bir şey söylersem lütfen durdurun. O yüzden şu anda yazılımcılar, operasyoncular ve bir de bu aradaki süreçleri optimize eden bu konularda biraz daha uzmanlaşmış DevOps ekipleri mevcut. Bizim aslında bu DevOps süreçlerini oturturken odaklandığımız noktalar Everything as a Code dediğimiz yapabileceğimiz bütün sistemleri, bütün süreçleri, insan müdahalesi bulunabileceğimiz her şeyi koda çevirebiliyor muyuz? Her şeyi kodlayabilir miyiz, otomatik hale getirebiliriz. Bununla beraber CI/CD tool'larımız, Continuous Integration dediğimiz bu süreçte kod altyapısının ve build süreçlerinin otomatik hale getirilmesi, aynı zamanda bunların deployment süreçlerinin otomatik hale getirilmesi, release'lerin sürekli her an çıkabilir olması, bu süreçlerin olumlu kadar optimize edilmesi ve aslında en önemlisi bir şirketin beklediği, biz müşteriden feedback'i ne kadar hızlı alıp tekrardan bunu ne kadar hızlı ürüne ya feedback'e ya da production'a, feature'a çevirebiliriz. Aslında bu süreçler bizim DevOps kavramımızı oluşturan kısım. Ve bunu oluştururken aslında bir sürü çözüm var. Biz bazen şey diyoruz, hani ilk çözümlerden birisi bir kültür oluşturmaktır. İkincisi de organizasyon şemasını değiştirmektir. Biz her zaman DevOps'a üçüncü kısımda tool'ları koyuyoruz. Burada biraz daha bu felsefe kısmını geçip tool'lara odaklanacağız. Belki siz de daha bilirsiniz. Bizim ilk olarak amacımız agile yapısıyla aslında bir takımları yönetebilmek. Çünkü bu süreçleri nasıl daha hızlı manipüle edip takımlar için iletişimi maksimize hale getirip nasıl belli döngülerle bu süreci inanılmaz bir şekilde döndürebiliriz. İkincisi olarak da bunu yaptıktan sonra organizasyon aşamasındaki gruplaşma takımları oblik ayar silolardan, işte burası yazılımcılar, burası operasyoncular, bunlar testçiler diye silolara bölmektense biraz daha bütün bu ekiplerin bir arada çalışmasını sağlarız. Yani bir ekipte 7 kişilik, 10 kişilik DevOps bir agile team'de nasıl bizim hem yazılımcımız hem testçimiz hem operasyoncumuz belki ya da hepsi aynı şeyi bilerek bir ekip oluşturulabilir. Ve en sonunda tool'lara geliyoruz. Bu tool'lardan aslında ilki, bizim işimizi en çok kolaylaştıran container'lar oluyor. Bu benim makinamda çalıştı, sende çalışmadığı problemini aslında en iyi çözebildiğimiz tool'lardan birisi. Java'nın felsefesini aslında biraz daha taşıyor. Build once, run everywhere dediğimiz, bir kere siz Docker'la build ettiğiniz zaman ya da bir container haline getirdiğiniz zaman her yerde bunu deploy edebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha container teknesinin içine geleceğiz. VM'lerle çalışıyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. VM'ler aslında şu ana kadar application management olarak da kullanıldı. Ben bir application deploy etmek için virtual machine'ler de ayağa kaldı. Onun üstüne application ayağa kaldırdım. Ancak burada çok fazla bir overhead cost var. Operating system dediğimiz katman. Biz her VM oluşturduğumuzda bizim için ciddi bir maliyet.
Bu maliyetiyle para olarak değil, hem bunların maintenance'ları, bakımları, hem de o alttaki kullandığı RAM ve CPU dediğimiz resource'ların fazla tüketimi. O yüzden VM'ler aslında container'ın anti-pattern değiller. Bu konuya dikkat etmek istiyorum. Çünkü olabildiği kadar container'larla VM'ler replace olacak mı? Container geldi, VM'ler yok olacak değil. VM'ler hala bizim altyapıdaki resource'larımızı havuz halinde kullanımını sağlayan bir teknoloji. VM'ler hala var olacaklar. Ancak VM'lerin yönetimini biraz daha altyapıya çekip buradaki virtual machine ve hardware yönetim katmanında bırakıyoruz. Artık bunun üstüne getirdiğimizde container'lar da şuraya oturuyorlar ve bizim amacımız bir işletim sistemi üstündeki prosesleri birbirlerinden izole etmek. Bunları birbirinden izole ederse ve bunlar birbirine müdahale edemezlerse her proses kendi ortamında kendi sanallaştırılmış kurallarıyla belli limitasyonlarıyla birbirlerine müdahale etmeden aynı işletim sistemi üstünde var olabilirler. Aslında container'lar bunu çözüyor. Container'lar bunu çözdüğü zaman da tabii bizim burada gösterdiğimiz bu sonsuz döngü, DevOps döngüsünün sonsuz döngüsüdür. DevOps döngüsü asla bitmez. Yaklaşık 6 yılda oluşuyor. Farklı yerde 6, farklı yerlerde 7. Bizim amacımız developerlar belli bir sürece başladıktan sonra işte plan, sonra derleme, kodlama ve derleme, sonra test. Bu süreci bitirdikten sonra operasyon ekibine topu yollayıp orada deployment, operation ve monitoring işlemleri yapılıp monitoring sonucu alınan feedbacklerle biz tekrar planning ve koda dönüyoruz. Aslında bu döngü developerlar işlerini yapıp operasyon otomasyonuna bırakıyorlar. Operasyon otomasyonundan aldıkları feedbacklerle tekrar developerlar bunlara bağlı olarak geliştirmeler yapıyorlar. Ve bu ortada gördüğünüz aslında şu yapı konteynerle buraya koyuyoruz. Çünkü bu konteynerler bizim bu süreçlerimizi çok hızlandırıyor. Bunu hızlandırmanın sebebi de aslında ben S3 bir application'ı her yere deploy ederken bunun operasyonu, yönetimi, maliyetleri çok fazla oluyordu. Çünkü ayrıca aradaki dependency'ler, farklı environment'larda çakıştığımız sıkıntılar, benim belki de backup ya da migration yapmak istediğimde bir virtual machine'den başka bir, mesela A cloud'undayım ve burada bir VM ayağı kaldırdım. Bunu B cloud'a geçirmek istediğimdeki belki de teknoloji farklılıkları sebebiyle bu migration'lar problem yaratabiliyordu. Ancak şimdi container'larla beraber buraya koyduğumuz bu source repository, bizim code, everything, ve CI/CD'de incelediğimiz otomasyon tool'larımız aslında bu konteynerlerin herhangi bir altyapı bağımsız her yere istediğimiz gibi deploy'ını sağlıyor. Yani burada tabii ki de architecture seviyesine inmiyoruz. Hani 86, işte 32 bit ya da 64 bit de build ettiysek tabii ki de o makinelerde tekrar build etmemiz lazım ve deploy etmemiz gerekiyor. Ancak o seviyenin bir üstüne çıktığımızda bizim bir Docker, en çok olan Docker olduğu için Docker altyapımız varsa ben herhangi bir Docker altyapısı, yani altyapısı olan yerde konteyner ayağı kaldırabilirim. Konteynerin tarihçesi çok eskiye gidiyor. Yeni olan bir teknoloji değil. 2000'lerde başlıyor. 2005'te ilk atak geliyor. Google, sonrasında Google'ın yarattığı C gruplar, Red Hat'in yarattığı namespace 2006 yılında ve bu ikisini bir araya getirdiğinde 2007 yılında IBM LXC adını verdiğimiz Linux Container Command Line'ı yaratıyor. C grup ve namespace kullanarak ve bunu bir yazılım olarak, bir tool'a çeviriyor. Ancak ben kurmayı denedim. Çok zor. Derin bir sistem adını bilgisi gerektiriyor ama beceremedim. 2013 yılında da Docker bir cloud olarak başlıyor. Ancak sonra diyorlar ki sizin aslında cloud'dan daha çok altyapıda kullandığınız bu otomasyon framework'ünüz çok başarılı. O yüzden Docker o framework'ü alıp bir yazılım haline sunuyor ve Docker'ın yaptığı şey benim gibi high level bir developer'ın çok basit bir command'le bir container haline getirmesini sağlayan bir yazılım sağlıyor. Bu nokta seksilik olsun diye değil, hani bulunduğu konumu gösteriyor. Ben diyorum ki Docker build application adı ve bulunduğum konumdaki işte farsındaki bulunduğum noktadaki paketi al ve derle. Bunun sonucunda bana bir image ortaya çıkıyor. Ve ben bu image'ı ikinci komut olan Docker run'la image ismiyle direkt bir konteyner olarak ayağa kaldırıyorum. Eskiden yaklaşık 30-40 tane komutu arta arta yazmamız gerekirken işte bunun network izolasyonları, file izolasyonları, proses izolasyonlarıyla biz uğraşırken Docker bizim için arkada bunları artık otomatik halde yapmaya başladı. Çok güzel. Artık bir yerinde bir konteyner var. Ve ben bu konteyneri bir yere deploy edeceğim sonuçta. Nereye deploy edeceğim? Şimdilik herhangi bir yere ya da her yere deploy ettiğini düşünelim. Ancak hayat bu kadar toz pembe değil. Bizim bir konteynerimizin bir sürü servisi oluşuyor. Bunun front-end'i, back-end'i, belki database yapısı, arada bir caching'i, kuyruklama yapısı derken bağımlılıklar. Bağımlılıklar, dependency'lerimiz var. Ve bu uygulamayı biz mikroservis olarak parçalara böldüğümüzde
bunların aralarındaki bağımlılıklar ve nasıl deploy edilecekleri gibi problemler ortaya çıkıyor. Mesela benim frontend'im backend'e bağlı, backend database'e ve cache'e message'e bağlı derken ben bu sıralamayı hangisi ne zaman deploy olacak, kim nereye deploy olacak gibi sıkıntılar yaşamaya başlayabiliyorum. O yüzden sadece container teknolojisi bizim işimizi çözmüyor. Aynı zamanda container teknolojisini bir de opere edebileceğimiz, orkestra edebileceğimiz bir yazılıma da, bir üst katına da ihtiyaç duyuyoruz. Bir resim vardı, onu koymayı unutmuşum. Aslında ilk seviye hardware, ikinci seviye işletim sistemleri, üçüncü seviyeyi Docker gibi görürsek, Docker bizim işletim sistemlerindeki sanallaşmayı sağlayan bir yazılım. Evet. Ama onun üstüne artık Layer 4'te biz bu problemleri çözecek bir yazılım getirmeye çalışıyoruz. Orchestration Tool adını verdiğimiz yazılımda aslında bizim burada gördüğümüz bu problemlere biraz daha cevap olan bir yazılım. Burada birkaç bahsetmek istiyorum. Çünkü mesela scheduling problemi en büyük problemlerden birisi. Biz artık infrastructure ve VM'leri yönetmek istemiyoruz. Ben bir developer olarak ya da belki de operasyon ekibindeki belli ekipler olarak benim amacım application'ları yönetmek. Ben en nihayetinde o application'ın müşteriye ulaşıp her seferinde available olması istiyorum. Ve bu application nerede deploy oldu aslında benim için çok önemli değil çünkü sonuçta ben büyük cluster'lar yönetiyorum. Benim belki de 32 nodlu bir cluster'ım var ve ben bu cluster'ın içinde hangi makinede bu çalışıyor düşünmek istemiyorum. Scheduling de aslında benim bu container'ı hangi makineye yükleyeceğimi biraz da operasyon ekibinden alıp otomatik hale, otomatize hale getiren bir sistem. Buna ek olarak bu konteynerler hala hayattalar mı, bir problemle karşılaştılar mı gibi health checklerimiz. İstediğim zaman belli yüke bağlı olarak bunları scale edip, çoklayıp yükü dağıtabilmem. Belli security erişimleri, bu konteyner buna erişebilsin, şuna erişemesin, network, üst seviye network izolasyonları, biraz daha layer 7 dediğimiz application based izolasyonlar. Ve aynı zamanda bunlardan gelen çıktıları monitoring gibi, işte logging gibi tool'larda içinde bulunduran bir orkestrasyon yapıya sahip olabiliyormuş. Buna da ihtiyacımızı çok güzel bir şekilde çözen open source bir yazılım var. Şu anda en popüleri bu. Buna gibi bir sürü yazılım var aslında. Ancak şu anda biraz daha işte Google'ın Borg'la başlattığı, sonrasında bunu open source'a döktüğü ve IBM, Red Hat, Google, şu anda Microsoft gerçi destek veriyor bilmiyorum ama bu tarz büyük şirketlerin de işin içinde bulunup open source olarak geliştirdiği bir yazılım. Kubernetes'in amacı bizim konteyner altyapımızı olabildiği kadar operasyon, deployment ve monitoring süreçlerinde otonom hale getirip bunu orkestre etmekten sorumlu olan ve altyapıda bir multiple host cluster'ı barındıran bir cluster yönetim yazılımı. Ben artık application nereye deploy olacak diye konteyneri kendim yönetmiyorum. Araya Kubernetes katmanıyla layer 4, layer 5 dediğimiz bu Kubernetes katmanı benim için bunların nereye deploy olacağı, aralarındaki dependency'ler ve işte hala sağlıklı yerinde mi bir problemleri var mı gibi belli tool'ları, belli işlemleri benim için yapan ve bana belli feedback'ler veren bir yazılım. Tabii sonuçta bu biraz daha var olan legacy sistemden daha farklı bir sistem. Bizim eskiye yönelik yarattığımız bu monolitik uygulama ya da service oriented architecture bile artık burada yeterli olmuyor. Bu yüzden bunlar daha bulut hazır dediğimiz bir yapıya ait oldukları için hele bir de günümüzde multi cloud, hybrid cloud gibi deyimler de ortaya geldiği için bizim amacımız bu bir yere deploy ettiğim uygulamayı başka bir yere deploy ederken ne kadar az bağımlılık ve ne kadar rahat deploy edebilirim. Aynı zamanda bu organizma diyordum, bu konteyneri, her bir application'ı yönetirken acaba bunların diğerleriyle olan ilişkilerini nasıl yönetmeliyim? Burada da Heroku'nun başlattığı bir 12 factor app denilen bir manifesto var. Heroku hiç kullandığınızı bilmiyorum, bir platform as a service olarak başlıyor. Siz konumunuzu veriyorsunuz, Heroku bunu deploy ediyor. Ve Heroku'nun belli aslında kuralları vardı. Siz benden maksimum performans almak istiyorsanız şu şekilde kodlarınızı düzenlemeniz lazım diye. Bunu da 12 tane böyle kural olarak döküyor. Bunları yaptıktan sonra da bayağı bir popüler olup aslında bir sürü community, işte Cloud Native Computing Foundation buna destek verip bu iyice standart haline gelmiş belli kurallar oluyor. Bu kurallar Cloud Native Application Development dediğimiz, yani bulut yerlisiyle çeviriyoruz biz bunu. Bulut yerlisi bir uygulama geliştirmek için aslında takip etmemiz gereken belli kurallar. Tabi burada biz gidip de ya ben port binding yapamadım, acaba mikroservis olmadım benim uygulamam diye bir düşünce olmasın. Ne kadar çok yapabilirsek biz mikroservis altyapısından o kadar çok fayda sağlayabiliyoruz.
12factor.net diye bir site var. Bunun detaylı içerikleri var. Zaten Microservice Workshop'ında da bunlardan bahsederiz nasıl yapıldığını. İşte single code base olması lazım. Bizim bütün branşlarda versiyonları bizim yönetmemiz gerekiyor. Bütün loglar stream olmalı ki ben bunu orchestration tool'dan gözetebileyim. Build, release, run her alt yapı aynı olması lazım. Dev, prod, parity ile beraber. Bu bir cycle devam etmeli ve development ortamıyla production ortamımızın aynı olması gerekiyor ki dependency'lerle uğraşmıyorum gibi belli problemlere çözüm sunan uygulamaları loosely coupled olmasını sağlayan, birbirlerinden daha az bağımlı olup birbirlerinden bağımsız deploy etmemizi sağlayan belli kurallar. Ve tabi biz Kubernetes gibi altyapılarda DevOps'a entegre edebiliyoruz. Tabi bunu entegre ederken de kendimiz belli third party yazılımlarla bunları daha da sağlamlaştırıyoruz. Çünkü Kubernetes bize aslında bir bütün paket çözümü vermiyor. Bunu verirken bizim bir ara katman üst seviye network'e ihtiyaç oluyor ki bu izolasyonu biraz daha sağlamlaştıralım. Güvenlik polislerini biraz daha iyi ekleyelim. O da yetmiyor. Belki de bizim buraya bir image registry eklememiz lazım. Private registry ki bizim bu konteynerimizi kendi güvenliğimizde veya vulnerability checklerimizi, security checklerimizi yapabildiğimiz bir registry'miz olmalı. Bunun üstüne bizim metriklerimiz ve loglarımızı takip eden bir third party yazılım. Bundan integrate olarak gelmiyor. Ancak çok uyumlu Elkstack ya da Grafana gibi, Prometheus gibi tool'lar var. Bunlar şu anda bu sektörde biraz daha tekele dönüşebilen yazılımlar ama hepsi open source ve bizim buna eklememiz gerekiyor. Yine yetmiyor. Bir de bunun üstünde bizim bu app'lerimizin, app life cycle manager dediğimiz bu süreçleri düzenli olarak takip edip düzenlememiz ve yönetmemiz gerekiyor. Bunların içinde işte testlerimiz, bunun içinde user acceptance test olabilir, AMI testler, canary testler. Aslında biraz daha bu app'i sadece bu direct production'a almadan önceki geçen süreçlerimizi düşünelim. Ve üstte servislerimiz gelecek. Bu servisler ekstra third party servisler olabilir. Integration'lar, middleware'lar, database servisler. Bunların hepsi aslında bizim ekstra tool'larla yönettiğimiz bir yapıya ihtiyacımız var. Bunların hepsini Kubernetes üzerinde stack tekniğinde kurabiliriz. Ancak bunlar yetmiyor. Tabii de üstüne katalog lazım. Tabii her application'ımızı belli standartlar haline getirip şirketimiz gidip bizim application'ımıza operasyon ekip verecek ki bu altyapıda benim kontrolümden geçen bir template. Ve ben bu template'i alıp bir yazılımcıya verdiğimde o yazılımcı bir standart üstüne kodunu kodlamaya başlar. Bu da aslında şirket içindeki belli kuralları, standartları, belki kodlama şekillerini, güvenlik yapılarını daha bir üst seviyeden kurtarmaya başlar. Bunların hepsi Kubernetes'in de içine gelmiyor ancak biz bunu dışarıdan ekleyebiliyoruz. Aslında bu kadarla kalmıyor. Bizim bir Kubernetes altyapımız varsa ve bir SaaS hizmeti veriyorsak müşterilerimize multi-tenant adını verdiğimiz birden fazla müşterinin aynı anda aynı ortamı kullanması ve bunun yönetimi, image'ların automation bir şekilde build olması, integrated CI/CD pipeline'ları, infrastructure'ımızın gözetlenmesi aynı zamanda bu high level olabilir ama geriye dönük bize de metrikler ve loglar verebilir mi gibi burada gördüğümüz aslında belli eksikleri biz bu altyapıda hissediyoruz. OpenShift de burada devreye giriyor aslında. OpenShift platform as a service olarak geçmekte. Bir container platformu. Abi burada yanlış bir şey söylersen bana müdahale edebilirsin. OpenShift Kubernetes altyapısı üstüne kuruluyor. Tamamıyla Kubernetes'in özelliklerinden faydalanarak eksik gördüğü, security açısından, operasyon açısından, developer bakış açısından bu eksik gördüğü yönleri, feature'lar ve özellikler olarak ekleyip bunları müşterilere sunan ya da yazılımcılara, operasyon ekiplerine sunan bir paket. Aslında bir Enterprise Kubernetes platformu. O Enterprise'ın karşılığı aslında biraz önce Hasan'ın bahsettiği 12 factor veya hani artık Cloud Native'in karşılığı olan o terminolojinin iyi karşılaması aslına bakarsanız. Yani Enterprise Kubernetes'in karşılığı siz işte Cloud Native uygulamalar geliştirmeye çalışıyorsunuz veya geliştireceksiniz. İşte mikroservis olsun olmasın, Cloud Native mikroservis demek değil. Ve bunu sizin için hazırlanmış ve işte hani do it yourself uğraşmayacağınız vesaire. Hani nasıl ki işte Docker örneğinde bütün o bindingleri kendinizin yapması gerekiyor. Kubernetes platformunda da üzerine kendiniz bir şeyler koymanız gerekiyor. OpenShift de open source bir proje bu arada. O size hali hazırda bunları getiriyor ve siz sadece işte turn on turn off yaparak veya işte
bir şeyleri enable ederek vesaire bunları kullanıyorsunuz. Öyle özetleyeyim. Bence. Bir parantez açmak istedim. Yok tabii ki. Ya, istediğin zaman. OpenShift aslında biz yine bu katmana koyuyoruz. Yine biraz önce Kubernetes'in bulunduğu katmanda diğer paketlerle beraber bir büyük bundle düşünelim ve OpenShift yine bu ara katmana geliyor. Biz genelde OpenShift'i Kubernetes'ten bir üst katmana koyuyoruz. Sadece konteyneri manage ettiğimiz ve deploy ettiğimiz bir alt yazılımdan çıkıp aynı zamanda operasyon, development'ların süreçlerinin optimize edilmesi gibi bütün tool'ları içinde barındıran bir üst seviye katman, bir platform. Soru var mı? Tamam. Burada OpenShift ile beraber DevOps kavramını anlatacağız. OpenShift aslında buralara ekstra nasıl çözümler sunuyor? Build ve deploy süreçlerinin kolaylaştırılmasından gireceğiz olaya. Çünkü aslında bir development tarafı vardı olayın, bir de operasyon tarafı vardı. İşte bu development tarafındaki build ve deploy süreçlerinde aslında nasıl kolaylıklar sunuyor? Build sürecinde bize OpenShift 3 tane böyle bundle kolaylaştıran süreçler geliyor. Bunlardan ilki deploy your source, birazdan daha geleceğim bahsedeyim. Siz source code olarak kodunuzu verdiğinizde OpenShift arkada belli automation süreçleriyle bunu image haline getirip deploy edebiliyor. Buna da source to image, source to image mekanizması var diyoruz. Source to image sadece Kubernetes üzerinde kullanabileceğiniz de bir tool aynı zamanda. Ama Red Hat'in OpenShift platformu üzerine geliştirdiği bir şey. Dolayısıyla burada da kullanabiliyorsunuz. Yaptığı iş aslında source'tan kasıt bu arada source code değil, o hep karışıyor. Ben biraz seni şey yaptım hocam, araya girdim ama kusura bakma. Source dediğimiz şey source code değil arkadaşlar. Source'tan kasıt orada kaynak, yani bu source code da olabilir. Bir binary de olabilir. Genelde önerdiğimiz yöntem işte binary'nin kullanılması. Çünkü bu sefer Maven build'ı kendiniz yapıyorsunuz. Kendi kontrolünüzde oluyor Maven build. Veya bir işte Docker imajı olabilir hali hazırda. Orada da source to image'e verdiğiniz zaman zaten hali hazırda imajı alıp registry'e atıyor kendi başına. Bir Docker file olabilir bu arada. O yöntemlerden bir tanesiydi. Böyle yani aslında build kısmında hani farklı deploy modelleri elbette ki bundan ama aslında farklı build modellerine karşılık gelen şeyler. Bir Docker file de işte kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Onun haricinde bu Docker file source'lu image'a da verebiliyorsunuz. Normal bir Docker file imaj oluşturup OpenShift'te bu imajı da verebiliyorsunuz. Normalde Kubernetes'te veya başka bir platformda yapabileceğiniz gibi. Burada Aykut'un bahsettiği adımların üstünden geçiyor aslında. Biz uygulamamızı, bu source'umuzu bir repo'ya pushladığımız zaman da aslında OpenShift burada triggerlanıyor bu webhook'larla ve bizim kodumuzu alıp bu koddan source image paketlerini kullanarak bir container ile beraber bunu build ediyor. Biz bunu builder image diyoruz. Bunlar base image'lar. Genelde OpenShift'in devletin sunduğu bir paketler, belli standart sorunlar. Ama burada ekstra şirketler de kendi builder image'lerini oluşturabiliyorlar. Builder image işini yapıp bu kodu build ettikten sonra bizim tarif ettiğimiz registry'e bunu pushluyor. Ve bunu pushladıktan sonra da OpenShift'in deployment süreçleri triggerlanıyor. Ve bizim uygulamamız deploy oluyor. Ya da burada triggerlanma edebilir. Genelde production yapılarında bu deployment sürecinin operasyon ekibinin elinde kontrol olması istiyoruz ama bu production seviyesinde biraz daha. Production'a daha gelene kadar ki süreçlerde bütün bu süreç otomatik hale getirilebiliyor. Biz bu arada workshop'ta bu yöntemi kullanacağız. Evet. Yani direktman elimizde bir source code var. GitHub'dan onu checkout edecek ve ardından source image'e sokup zaten adımlara bakacağız birlikte. Bir imaja çevirip onu, ondan sonra işte önce internal registry'e, sonra external registry'e atacak şekilde devam edeceğiz. Şey, açıklamalarını yapacağız zaten ama kullanacağımız yöntem bu. Burada. Bu, tabii ki. Pardon. Şimdi burada developer'ın kodu pushladığı anda git repository'de şurada source to image kısmında bu repo'nun hangi source, yani image'e göre az önce söylediğiniz image'in oluşturulacağını buradaki belirleyen faktör ne? Burada benim bildiğim iki tane var. Bunu kendi algılayan source, yani source'un ne olduğunu algılayan belli yazılımlar var. Bu builder image'in içine siz bunu koyabilirsiniz. Tek bir builder image'iniz vardır. İçinde bir sürü belki bir şeyiniz vardır. Dinamonunuz, işte automation'ınız. Siz kodu sadece pushlarsınız ve bu kodun source'una bakıp bu Java
der ve Java sürecini başlatabilir. Ama aynı zamanda şunu da diyebiliyorsunuz. Bu repo Java reposu. Bu repo. Tabii. Ben Java builder image'ını kullanacağım buradan gelen triggerlardan. Ben bunu pushladığımda direkt zaten onun tanımlı olduğu builder image'lar tanımlı oldukları için direkt onlar titriyor. Genelde o tanımı veriyoruz zaten. Örneğin Java source kodundan bir imaj build edeceksin. Zaten arkadaşa şeyi demen lazım. Senin ki arkada Maven'ı kendisi çalıştırsın. Hani bu bir Java projesidir. Değilse zaten hani kendisinin anlayabildiği bir mekanizma da var. Pomix hemen varsa Maven projesidir diyor. Ama genelde biz o şeyi tanımı vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü ona göre bir base imaj seçecek. Java base imajını seçecek. İşte Red Hat OpenJDK 8 sallıyorum. Gidecek o base imajda source kodu alacak. Önce tabii binary'e çevirecek. O binary ile imajı birleştirecek. Aslında yaptığı şey bu. Ve imajı container'a OpenShift'e deploy edecek. Mekanizma böyle çalışıyor. Yani bu şey Docker build, Docker push. Evet. Biraz karşılık geliyor. Docker build, Docker push, Docker run. Aslında DevOps pipeline'ı baştan sona. Aslında source image gibi bir şeyi genelde tercih etmemizin sebebi şeyin üzerine Docker file bir Docker yani pure Docker build'in bunu üzerine. Kapsıyor tabii. Artık biliyorsunuz hani Docker diye bir şey yani Docker var daha doğrusu da artık bu işte OCI şeylerine daha çok neydi hocam açıldığını yanlış mı söyledim? Container Initiative. Aynen. Open Container Initiative idi sanırım açıldığını. Burada bir şey var. Spesifikasyon var. Bu spesifikasyona uygun container teknolojileri çıktı ortaya. Bir tanesi de Cryo. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Başka telaffuzları var onun. Ben Cryo diyorum. Cryo diye yazılıyor. Bu tarafını biraz da izole etmek. Yani S2i'de siz bir Cryo imajı da oluşturabiliyorsunuz. Bir Docker imajı da oluşturabiliyorsunuz. Başka imajlarla da. Bunu öngörüp hani biz Docker'ı kullanıyoruz ama ki OpenShift'in işte 3 versiyonunda Docker kullanılırken 4x yani 4 1'den 2'den itibaren Cryo kullanılmaya başlandı. 4.2'den itibaren özellikle worker nodları Cryo kullanıyor. Cryo üzerinde ayağa kalkıyor. Pardon, CoreOS kullanıyor. Cryo container'ları oluşturuyor. Yanlış söylemeyeyim. Dolayısıyla bu S2i'yi kullandığınız zaman sizin ya ben işte Docker'da mı bunu build edeyim, imaja çevireyim, başka bir şey demeyi düşünmenize gerek kalmıyor. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. OpenShift aslında bir interfaz gibi düşünün. Zenginleştirebilmek evet. için böyle bir enkapsülasyon. Aynen öyle. Yani bir interfaz gibi düşünün S2i. Arkasına da herhangi bir şey gelebilir. Container build teknolojisi gelebilir. S2i bunların hepsini yapıyor. Zaten bunu yapmasa Docker'a bağımlı kalacak. Evet. Aslında Docker'a bağımlı kalmak yani Docker çok iyi bir teknoloji olmasına rağmen bir framework olarak büyümekte. Docker framework olduğu için bizim network'ümüzü, volume'larımızı, işte onun bağlı olduğu bütün bir container ihtiyacı olan şeyleri Docker yönetiyor. Ancak alt üst yapı Kubernetes geldiğinde, onun üstü OpenShift geldiğinde artık bu orkestrasyon tool'ları container'ların network işlerini, file system işlerini kendileri yönetmek istiyorlar. Evet. Docker'da framework olarak bunu kendisi yönettiği için sen container Kubernetes olarak bunu eline alsan bile bu sefer diyorsun ki alt yapıda bu kadar büyük bir framework kullanıyor ama hiçbir özelliğini kullanmıyor. Aynen öyle. O zaman neden ben daha basit, sadece benim runtime işlemi yapılacak bir container runtime interface kullanmıyorum? Daemon da bunlardan bir tanesi mesela. Ya, Docker'da bir daemon var. Bu daemon kullanılmıyor artık Kubernetes'in yönettiği platformda. Özelliğin de olması lazım. Sadece bu ilk kuş vesaire gibi değil. Bir yere bir şey olduğu zaman bir notifikasyon gitmesi olabilir. Başka S2i bakımından mı söylüyorsunuz? S2i sadece işi build yapmak. İmajı çevirmek. Başka bir şey yapmak. O adımın build kısmında aslında. Deploy dahi yapmıyor. O deploy herhangi bir şeyle yapabiliyorsun. Sadece build adımı yani build'den kasıt da sadece işte code build değil. Yani bir işte Java projesini, Maven projesini binary'e çevirmek değil. Aynı zamanda son adımda onu bir imaja çevirmek. Aslında nihayet amacı S2i'ye source demiş imaja çevirmek. Alternatifi değil sadece. Yok. Jenkins içinde kullandığımız komutlardan bir tanesi gibi düşünün. Aslında. Bu continuous integration'ın aslında ilk adımını bize sunan bir yapı. Hani source code'dan imajı build aşamasına kadar ki bir 3-4 adımı sunan. Kubernetes de mesela 1.14'te kadar Docker kullanıyordu altyapıda. 1.14'ten itibaren artık container D ve bir tane daha geldi ekstra unutmadığına. Cryo harici. Cryo, Container D ve bir şey Docker. Vardı, evet.
Ve şimdi artık ContainerD de büyümeye başladı, Cryo da büyümeye başladı. Çünkü bunlar çok native runtime'lar. O yüzden Docker biraz daha artık local development environment ya da test ortamlarında belki kalıyor ama biraz daha pro'da yaklaştığımız yerlerde biz daha native, daha böyle altyapıda olan runtime'ları kullanmaya başlıyoruz. Burada developer'ın yaptığı şey kodunu, source'unu bir yere koymak ve ondan geri kalan şeyleri trigger'lar ve hook'larla OpenShift'e bırakmak. İkinci source image pattern'i Aykut'un bahsettiği gibi biz build yapıyoruz. Bu genellikle compiling language'lerde geçer. Tabii hani JavaScript'i build edip koymak gibi şey yok ama orada da benzer şeyler biraz yani şeyler var. İşte aynen. Ne bileyim minimize ediyor vesaire. O da şeyler gibi bir paket oluşturuyor. Evet. Yani yine dosyalar dosya olarak kalıyor ama farklı bir klasör çıkıyor ortada. Buradaki maksat da aslında bu süreci tamamen size bırakmak. Yani işte Maven build mi yapıyorsunuz kardeşim, sen istediğin Maven versiyonunu kullan. Veya istediğin şekilde bunu build et. İstersen Gradle'da, istersen başka bir şeyde. Bana sadece binary'i çıkar, binary'i ver. Esto ya da bu binary'i input olarak ver. Genelde müşterilerde önerdiğimiz bu. Biz workshop'ta bir öncekini yapacağız. Source code'dan daha yani o özelliği de gösterebilirim diye. Ama bu da genelde tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi. Evet. Paketimizi attık, işte var ya da daha production ready JavaScript bundle'larımız vesaire. Bizim buradan source image'ine bu paketi alıp yine kendi image'ine bunu build edip pushlayıp deploy edip sonra bize devam süreçlerinde başka tool'larla yardımcı oluyor. Son olarak da burada aslında bir aşama daha oluyor. Bizim direkt Dockerfile'la da build etme şeyimiz de var SU'da. Bu galiba orada yok. Burada da biz build ettik, image'ı da biz oluşturduk ve bunu pushladık. Bundan sonra galiba burada image stream özellikleri kullanılıyor abi. Burada zaten şey, yani aslında aynı şeyden belki bahsediyoruz. Ha S2I ile ha Docker'la aynen oluşturmuşsun. Hani bir Dockerfile input'unuz var. Bunu S2I'ya veya işte Docker build'de bu imajı oluşturup bu şekilde kullanabiliyorsunuzun şey özeti aslında. Hani imajı oluşturulmadan öncesine karışmıyorum ben modeli bu aslına bakarsan. Bana imajı ver, ben bunu deploy edeceğim. Tabi burada biraz daha Docker'da ya da konteyner çalıştığın zaman bunları biz tek stage'lere çözümlü aşamalar olmuyor. Hani bunun önce bir belki builder stage oluyor, sonrasında belki test stage ve belki sonra işte deploy paketleme ya da image oluşturma stage'lerimiz oluyor. Biz bu konteynerleri build ederken belli stage'lere bölebiliyoruz. OpenShift aslında bunu destekliyor. Biraz daha multi stage dediğimiz bu building işlemlerini belli paternlere, belli ağaçlara bölebiliyoruz. Oluşturduk paketi, yolladık image registry'ye. Buradan sonra aslında biraz daha gerçek senaryolarda direkt ben bunu deploy edeceğim aslında demiyoruz. Burada OpenShift'le native olarak service mission belli özelliklerini kullanıyor. Bu 4'te galiba biraz daha artık oturdu, sen ne bilsin. 3'te router'da yapıyorduk ama şimdi artık istiyorla service... 4'te de aslında hala router'da yapabiliyoruz. Service mission hani istiyonun... Service mesh'i... ekstra kullanabiliyorsunuz. Yani router'la işte routing yapısıyla şey gibi düşünün. Kubernetes'in ingresi gibi düşünün router'ı. Aslında aynı mantıkla çalışıyor. Zaten hani geriye yönelik bir şeydir o, contribution'dur o. Root'lar çıktı. Sonra diğer tarafın bunu Kubernetes ingres diye bir contribution yaptılar Kubernetes projesinde. Bu aslında şeyin karşılığı. Yani router'ları kullanarak biz nasıl işte A/B testing veya blue green deployment yapabilirsin karşılığı. Service mesh geldiği zaman da artık service mesh bütün internal network'ü yönetiyor ve dışarıdan işte bir şeyle, yani bunu API gateway'den şöyle ayırabilirsiniz. Internal bir API gateway gibi düşünün. Bir işte ingress router tanımlayarak dışarıdan gelen trafiği, tabii dışarıdan trafik gelmesini istiyorsanız, dışarıdan gelen trafiği içeride mikroservisler veya uygulamalar arasında istediğiniz oranda, istediğiniz şekilde, istediğiniz kurallarla header'larına dahi müdahale ederek yönetebiliyorsunuz. Şimdi bu deployment'lardan ilk aslında blue green deployment. Bu şu demek, benim bir tane deployment'ım var hali hazırda çalışan. Ben yeni bir versiyon çıkacağım. Ancak bu versiyon çıktığı zaman tamamen ayağa kalkmasını ve çalıştığına emin olmak istiyorum. Bunu deploy ediyorum, bakıyorum her şey yolunda. Network redirection'ını yeni deployment'ımı alıyorum ve eski deployment'ları indiriyorum. Burada aynı anda iki tane deployment'ımız ayakta oluyor. Bu aslında çok kullanılan bir yöntem daha production seviyelerde.
iki tane servisimiz de aynı anda ayakta çalıştıklarına emin olduktan sonra servis network routing ile biz bunu geliştiriyoruz. Tamamıyla yeni servis network'ünü aldıktan sonra her şey yolundaysa da diğer tarafı yok edebiliyoruz, kapatabiliyoruz. Baktık bir şeylerde problem var, tekrar eski yapıya dönüp buradaki problemi de çözebiliyoruz. Bunu geçeyim. AMB deployment, bu aslında şu anda sosyal medya firmaları çok fazla kullanıyor, denk geldiniz bilmiyorum. Mesela ben bir keresinde şey geldim, aynı anda arkadaşıma yani telefona baktım, işte Android telefonlarda. Benim LinkedIn'deki menüm alta geldi, arkadaşım LinkedIn menüsü üstte kaldı. Bu AMB testing, aslında bir feature'ın user'lar tarafından acaba ne kadar kolay alışılabildiğini, davranış paternleri değişiyor mu, bizim istediğimiz şekilde user'ların tepkisini alabildik mi ölçmek için kullanılan belli yöntemler bunlar. Tamamıyla aslında user-based bir test. Hani çalışıyor mu çalışmıyor mu'dan ziyade. Ben bu feature'ı eklersem user'larımdan acaba nasıl bir tepki alırım? Kullanımları zorlaşacak mı ya da daha mı kolaylaşacak? Bunları test etmekte kullanılan bir deployment çeşidi. Bununla geçiyorum. Ve Canary release. Bu da bizim aslında biraz daha secure bir release'imiz. Bunu AMB'den sonra da belki Canary'ye geçiş yapılabilir. Biz önce bunu %5'lik, %10'luk bir dilimle deploy ediyoruz yeni feature'ımızı. %90'ı eski versiyon 1, yeni versiyon 100, işte breaking change yoksa 1.1 diyelim. Deploy olduk %5. Oraya network'ün %5'i isteği geliyor. Baktık şu an hata yok. Bunu %15'e çıkarttım network weight'ine. %15 istek yeni deployment'a gidiyor. %85 eskide kaldı. Yavaş yavaş büyütüyoruz bu deployment'ı ve en sonunda diyoruz ki tamam. %50, %60'a geldiği zaman bunda sıkıntı yok. Biz bunu tamamıyla bütün sistemde kullanabiliriz diye böyle küçükten deploy edip yavaş yavaş birkaç kullanıcıda test edip yavaş yavaş deployment'ı büyütme şeklimiz. Bunu A-B testing de genelde karıştırıyorlar. Aradaki fark A-B testing'de iki tane yeni özelliği yarıştırırken Canary deployment'da aslında veya Canary release'de aslında siz eski ile yeniyi karşılaştırıyorsunuz. Ve çalışılabilirlik veya işte health check mekanizması önemli burada. Yani bir problem varsa o işte %1'lik veya %5'lik kısma etki ediyor ve bu yolla rollback yapabiliyorsunuz. Yine eski sisteme %100 dönebiliyorsunuz. Neden Canary release? Yani buradaki Canary'yi neden Canary veya Kanarya deployment demişler buna? Bildiğiniz var mı? Evet. Madenlerdeki, aynen. Acımasızca. Bilmeyenler için söyleyeyim. Evet, hani görmüşsünüzdür illa. Ben çok merak ediyordum. Madenlerde neden işte hala yapılıyor mu gerçi bilmiyorum da. Türkiye'de yapılmıyor olabilir. Kanarya'yı madene götürüp işte önce onunla bir işte gaz kaçağı bilmem ne yani bir kaçak var mı bunu kontrol edip eğer işte daha küçük bir canlı olduğu için daha çabuk etkileniyor, rahatsız oluyor ve işte veya ölüyor. Bununla anlayabildikleri mekanizma aslında işte oradaki %1 kanaryaya tekabül ediyor. Bu Canary release yani Canary deployment da oradan geliyor. İnsanlığın kara geçmişini vault'lara hatırlatan bir metot. Bu yaz bunları gösterdik ya, bu şu demek değil, hani başka normal deployment çeşitleri yok mu? Hani bunlar ekstra olarak, biz tabii ki gidip eski yapıyı yok edip direkt yeni yapıyı deploy edebiliriz. Ya da eski yapı ile yeni yapıyı aynı anda böyle belli sürelerde, hani yenisinden koy, eskiyi yok et, yeniyi koy, eski yok et gibi bir rolling update bile yapabiliriz. Bunlar daha ekstra özellikler, hani Kubernetes'in sahip olduğu özelliklere ekstra katılmış olarak olduğu için sadece bunlardan bahsettik. Ama production seviyedeki uygulamalarda genellikle bu üçü çok fazla kullanılıyor. Hani diğer yapılar, bu rolling update dediğimiz hani aşamalı kademeli update, versiyonunu kademeli update etme kullanılmıyor çünkü kontrolü daha zor olduğu için. Burada da çok konuştum bitiyor az kaldı. Bir aslında developer'ın hani bu süreçteki bu DevOps pipeline'daki hem developer perspektifinde nasıl bir workflow'umuz var? Çünkü biz eski yapılarda ne yapıyorduk? Documentation'ımızı 6 ay koyduk. 6 ay kodlama yaptık, 6 ay testing yaptık, 6 ay sonra da feedback'imizi aldık ve böyle bir 24 aylık süreçte ben 10. aya geldim, yeni teknoloji çıktı, market isteği değişti, müşteri başka bir şey istedi derken geriye kalan 10 aylık süreç, 12 aylık süreçler çöp olabiliyor. Ya da şeyi de gördüm, kodda hata yapılmış, testin son 3 ayında çıkıyor, geriye kalan 12-15 ay çöpe gidiyor gibi
geri dönüşü çok maliyetli olan yapılar artık bizim biraz daha canımızı sıkmaya başlıyor. Çünkü maliyeti en etkili şekilde kullanma dönemindeyiz. Ne kadar optimize edersek maliyetleri o kadar iyi bizim için. Burada da aslında sürecimiz yeni bir, bu DevOps sürecinde bir developer nasıl düşünmeli, bir uygulama nasıl develop edilmeli. Burada basic olarak birkaç adımımız var. Biz önce tabii ki de şeyimizi seçiyoruz. Bu sürecimiz paketimizi, template'imizi, altyapımızı, böyle hani environment'ımızı hatırlarken ki düşünme süreci. Ben hani Java kullanacağım ama hangi IDE'mi kullanayım, Java mı bulayım, belli template'leriniz varsa operasyon ekibinizin kullandığı, onları bilgisayarıma indireyim diye. Böyle bir altyapı bootstrap'imiz. Onun üstüne ben bu bootstrap'te aldığım o altyapıyı kullanarak istediğim bir IDE ile istediğim framework'leri ekleyerek kodumu develop etmeye başlıyorum. Kodumu develop ettikten sonraki süreçte tabii ki önce lokalde test ediyorum bunu. Unit testlerimizi hepimiz yazıyoruz. Unit testlerimizi koşturuyoruz. Operasyonlar gibi. Unit testlerimizi ya da belli testleri koştuktan sonra bunu lokalde deploy edip test ediyoruz ve verification'a geliyoruz. Ben burada bir tabii ki deep note geçebilir miyim? Şimdi aslında bir önceki slide'da şey vardı işte red code ready containers veya işte mini sheet gibi şey daha local deploy'da. OpenShift gibi veya işte Kubernetes gibi platformlarda bu local deployment mevzusu çok kolay olmayabiliyor. Çünkü bir cluster kurmanız lazım lokalinize. Yani makineler her ne kadar güçlü olsa da işte birçok şeyi üzerine kurabilmek istiyorsunuz o platformu. OpenShift biraz daha tabii kaynak istiyor. Her ne kadar bir node şeklinde işte bu mini shift'le veya şu benim çalışıyorum diye de kontrol edeyim. Şu code Red Hat Container Development Kit'le gelen CodeReady Containers veya eski adıyla MiniShift'i lokalinize kursanız da çok fazla verim alamayabilirsiniz. O yüzden genelde önerdiğimiz şey şu local deployment'ı ve şeyi, verify'ı bir sandbox cluster'ında yapmak. İşte hani şeyi olup nasıl diyeyim size işte 3 worker'dan 5 worker'dan oluşan neyse hani developer sayısına göre bir sandbox cluster'ında bunu yapıp veya testbed de diyorlar. Orayı bir playground haline getirmek. Hem infra tarafı orada değişiklikler yapıp işte ne bileyim hem uygulama anlamında hem middleware anlamında vesaire denemeler yapabilir. Hem de developer'ların aslında deneme yapabileceği. Arkadaşım hatırlar bizim testbox'ımız vardı. Mehmet. Testbox gibi bir ortam aslında yani. Testbox İşte testbed veya sandbox ortamı denilen bir kavram bu. Bu dünyada aslında bunun da bir işte bir yerde kurulu bir konteyner olması zorunlu oluyor. Dedi aslında çok problemli bir süreç. Dolayısıyla verification'ın evet. Sağlığı açısından bu önemli. Aynen. Çünkü tekrar oraya girdim ama yani ben de developer'dım bu arada. Yani hala da eskisi kadar olmasa da development yapıyorum. Yazdığın şeyi her ne kadar bir pipeline sürecine sonradan sokacaksanız da ve o bir production cluster'ına atılacaksa da yazdığınız şeyi hemen görmek istiyorsunuz. Bu bir insan yaklaşımı bence. Hani nasıl diyeyim bir insan ihtiyacı mı diyeyim? Hani insan hemen görmek istiyor onu. Bu sadece şey de değil hani front-end projenin de değil backend'de de öyle. Yani, bu API'nin sonucu ne gelecek? Ben postu gönderiyorum ama bana 200 dönecek mi vesaire bu tarz şeyleri hemen görebilmek açısından ayakta bir platformun olması, şeyden bahsetmiyorum ama yani pipeline'ın çalıştığı ve pipeline'ın deployment yaptığı development, ilk development cluster'ına yapılır. Oradan değil de işte manuel deployment'ını yaptığınız, kendiniz kurcaladığınız, bir şeylerin işte deployment config gidip bozduğunuz, ettiğiniz bir şeyden, ayrı bir cluster'dan bahsediyorum. Ben bir şey sorabilir miyim? Ya burada ben infra tarafından geldiğim için hani developer ne düşünür pek oturtamıyorum. Ben developer olsaydım, hani sonuçta bu bir imaj oluşturacak ve aynı imaj benim lokalimde nasıl çalışıyorsa cluster üzerinde de aynı çalışacak. Tamam. Neden kısaca Docker boot deyip bir imaj oluşturup Docker'dan deyip o imajı çalıştırmak yerine bir cluster'a ihtiyaç? O da bir yöntem ama dependency'lerle uğraşacaksın. Atıyorum Spring Boot'la veya Quarkus'la neyse mikroservisler yazıyorsun. Monolit olduğu zaman problem değil. Yani mikroservis yazdığın zaman
Servis Discovery'yi nasıl yapacaksın? Bu sefer oturup işte Docker Compose'la bir şeyde Servis Discovery yapman lazım. Lokalinde bir tane Discovery servis ayağı kaldırman, işte oraya bütün servisleri tanımlaman vesaire gerekiyor. Burada da şu aslında ortaya çıkıyor. Kubernetes OpenShift kullanıyorsan, yani nasıl ki işte prod ortamıyla preprod, işte ne bileyim onun öncesindeki işte UAT, test, geriye doğru gidiyorum. Production ortamlarının, hadi production için biraz daha hafif. Nasıl ki bunların aynı olması gerekiyorsa, altyapı olarak, konfigürasyon demiyorum. Aynı şekilde developer'ın kendi çalıştığı ortamın da aynı olması lazım. En yakını da işte bu önerdiğim hani sandbox gibi bir aslında cluster'ın kurulumu. Lokalde de çalışıyor tabii ki, hani Minishift, CodeReady Containers vesaire. Ama işte çok kuvvetliyse makinanız ve hani bazı uygulamaları kapatayım, potları öldüreyim, yenisini kurayım, çok bir şey denemeyeceğim zaten mantalitesi varsa eyvallah, ama hani illaki bir yerde bir middleware'e bir istek yapmanız gerekiyor. Kafka'ya şey yollayacaksınız, işte o Kafka'da atıyorum şeyde pre-prod ortamında şey üzerinde kurulu olsun, Kubernetes üzerinde kurulu olsun. Bu sefer işte lokale bir yere Kafka kur, ben bunu makineme mi kurayım? Olmaz, çünkü Kubernetes de olması lazım. Kurunca bu sefer işte ne bileyim minimum 3 zookeeper, 3 broker bilmem ne var derken bu sefer illaki makinenizin şeyi yetmeyecek. Yani şimdi kuvvetli makineler var evet, ama yine de yetersiz kalıyor. Zaten o kadar konfigürasyon developer'ın yapması, kaldırması, hani bug ramp vesaire falan gibi şeyler var, tamam, ama yine de dediğiniz gibi cehennem oluşturuyor. Evet. Ama bu söylediğiniz şey de hani uzaktaki bir cluster, yani uzakta demiyorum da aynı lokal araya içindeki farklı bir kendi makinemde olmayan dışarıdaki bir cluster'ın yine tam dediğiniz durumdan dolayı, yani dependency'lerden dolayı buna çözüm olmakta bazen şey yapıyor, doğru çıkartıyor. Aslında dependency'lerin şey yapılması gereken nokta, direkt oraya geleceğiz mi bilmiyorum, hani şeyin sunumun içeriğini bilmiyorum. Şöyle ortamlar düşün işte, dev, test, UAT, pre-prod, prod. Prod ayrı bir cluster'da. Ondan önceki bütün ortamlar non-prod ortamı varsayın. Bu ortamlar arasında imajı geçirerek ilerleteceksiniz hali hazırda. Sadece sandbox, bir de sandbox cluster'ı düşünün. Yani bir işte test... Tam dev cluster'ı diyorsunuz. Yani. Dev cluster'ı ayrı aslında. Yani dışında bir de... Evet, yani dev cluster dediğimiz şey sizin dediğiniz şeye tekabül ediyor. Yani pipeline çalıştıktan sonra ben kodu commitledim, siz commitlediniz, arkadaş commitledi. Herkesin commitinin birleştiği ve çıktığı, evet, yarattığı yer. Ama bir de biraz önce bahsettiğim gibi ben kodu yazdım. Hani unit test yazarız ya, unit testin aslında işte... Görsel hali diyebilirim ben bunu. Hani ya ben bunu yaptım ama tam unit testi de çalıştırdım ya, bir de görmek istiyorum. İnsan işte görsel varlıktır. Oluşturuyorsunuz, konteyner haline getiriyorsunuz, bir cluster'a teslim ediyorsunuz bunu. Değil mi? Evet. Ondan bahsediyorum. Evet. İşte debug, hani şimdi development'la debug aslında tamamen üst üste gidiyor şu anda. Hani yani şu anda düşünürseniz aslında develop ederken debug ediyor. 10 yıldır falan olan bir şey bu. Task bazlı environment ayağa kaldırmadır. Bunu isterseniz 5 script'le yapın. Biz kendi getirde bunu lambdalarla çözüyoruz. Ve günün sonunda bir tane endpoint dönüyoruz onlara. Spotting sistemin üzerinde koştu. Onlarda da Docker'lar koşuyor. Kendi yazdığı servislerin dependency olduğu servislerini de içine alıp paketleyip endpoint dönüyoruz. Yani bu biraz daha advanced bir yanı. Çok başarılı, güzel. Ama sizin dediğiniz biraz daha hani daha basit bir çözüm. Bizim mesela ortamımız yok, o yüzden. Yani lokalde değil mi? Developer'ın ortamında dediğiniz ortama yakın. Hayır, spotting instance'da uzakta bir yerde ama developer tamamen kendi feature'ını test edebiliyor. Sizinki de aslında dev ortamı gibi anlıyorum, evet, ben. Değil mi? Biraz da dev ortamı gibi. Aynen, zaten dev ortamının işte sanallaştırma veya işte mocklama vesaire gibi şeylerin olması lazım. Yani değilse de en azından bir dev karşılığının olması lazım şey tarafından. Ya aslında buradaki asıl istediğim şey, ben kodumu yazdım. Bunu bir şekilde paket haline getirip test etmem gerekiyor kendim. Ben bunu imuca çevireceğim. Tamam. Bu imuca çevirdikten sonra imuca çevriliyor mu? Çevirebiliyor muyum? Çünkü mesela ben Docker file yazdım ve SV kullanıyorum diyelim. Sonuçta o SV ile de test etmek isteyeceğim. Bunu OKD ile de yapabilirim. OpenShift test, bunu yönelen test bed'de de yapabilirim. Yani bunu gördükten sonra da sonuçta ben front-end'i yapıyorsam back-end'i, database'in, messaging'i ve cache'in de olması lazım. Bunların hazır bulunduğu bir yere deploy etmem lazım ki asıl var olan gibi bunun lokalini deploy olabiliyor muydu anlamam gerekiyor. Lokalde yaptığımızda çok painful, çok acı verici olabiliyor.
O yüzden böyle yapılar her şeyin dışında bir tane de developerların oynayacağı küçük zonlar olarak yaratılıyor. Aslında büyük ihtiyaç var ama lokalde şimdi makineler güçlendi. Şu tool'lar bizim işimizi çok rahat görmeye başladılar. Ama çok fazla deployment yapmaya çalıştığımızda da bu sefer bunların RAM tüketimleri çok aşırı oluyor. O zaman da makine patlıyor. Mesela bu patlıyor. O yüzden ben başka bir workstation alıyorum burada bu tarz bir konuda çalıştırmak için. Gibi biraz daha developer'ın resource yeterlilikleri az geldiği zaman onlara böyle environment'lar vermemiz gerekebiliyor. Local deployment için bile olsa. Çünkü sonuçta deploy ettikten sonra bir de kodumuzu verify etmemiz gerekiyor. Hani tam yazdım, bakın container tamam deploy oldu ama run olacak. Sonuçta o ortamda. Ve bu bir noktada pipeline sonucunda benim en nihai olmasını istediğim noktaya gidecek. Acaba orada ben bunu run yapabilecek miyim? Daha replika, daha basic bir yapıda. Baktım, verify oldu kodum. Biraz yapalım, aynen. Workshop'a baktığınız kalmayacak. En sonunda tamam dedim, bu oldu. Ben bunu benim dev branch'ime pushluyorum. Dev branch'ime pushladıktan sonra pipeline çalışıp burada artık continue delivery mi, continue deployment'ımız var. Oradaki aşamayı QA'den geçecek mi? O branch süreçlerimiz otomatik olarak başlıyor. Ve bu pipeline'deki developer'ın local yolunu geçip biz tekrardan feedback ve yeni task'ları denemeye başlıyoruz. Burada duruyorum. Burada sana pas atıyorum. Tekton tarafına. Tamam. Aynen. Arayışı mı verelim? Ne kadar sürdü? Benim sunumum kısa olacak. Tekton'dan kısa bir bahsedeceğim. Ardından zaten hani konumuz da şey tarafında, workshop'ta Tekton olduğu için workshop'a devam edeceğiz. O yüzden bence bitirelim. Tamam. Ardından da workshop'a geçeceğiz o zaman. Teşekkürler. Tekton'la daha önce uğraşmış olanlar var mı aranızda, merak edip bakmış olan? Biz CICD süreçlerimiz için, yani CD tarafında Tekton'la başladık. Denemeler yapıyorduk. Biraz learning curve'ü fazla Tekton'un diye şey yaptık. Ne zaman? Bir ay önce falan. Sonra Spinnaker'a geçtik. Spinnaker'ı şu an kullanıyoruz. Ama şey, yani günün birinde Tekton'u kullanmak istiyoruz yani. Henüz bu arada OpenShift tarafında da dev preview veya tech preview'da biraz daha şey olmasına zaman var. İstiyor da zamanında öyleydi. Bir tık daha hani olgunlaşmasına zaman var. C'yi bekliyoruz aslında biraz daha tam aşağıda olması için. Hala 0.8'de çünkü. Arkadaşlar da çalışıyorlar üzerinde. Bayağı hani Reddit tarafından da contribution var bu tarafa. Kısaca kendimden bahsedeyim. Hızlı geçeceğim. Burayı Reddit'te yaklaşık 2 yıl olacak. Çalışıyorum middleware ve app dev consultant olarak. Infradan çok fazla anlamıyorum dolayısıyla. OpenShift infra soruları lütfen sormayın diye espri yapayım. Software Craftsmanship Turkey organizatörlerinden bir tanesiyim. Lemi ve Erkan'la birlikte. Biz de karşıda, yerini henüz söylemeyeyim çünkü net değil. Yeni bir yerde yapacağız. Çarşamba günü, her çarşamba 2 haftada bir bir etkinlik yapıyoruz. Bekleriz. Software Craftsmanship Turkey community.com üzerinden takip edebilirsiniz. Evliyim, bir kızım var. Aslında hobilerimin en büyüğü de teknoloji diyebilirim. Bir de Aykut'a tekrardan başladım. Devam edemiyorum tabii, o da ayrı konu. Tekton, bu Tekton da ne ola ki diye başlayayım. Tekton aslında bu cloud native şeyi var ya, aslında furyası diyebiliriz. İşte Kubernetes'ten veya işte OpenShift'ten sonra aslında her şeyi biz bunu nasıl daha Kubernetes native yapabiliriz, nasıl daha Kubernetes native hale getirebiliriz zi düşündü mühendisler diyeyim. Jenkins kullananlar var aranızda. Jenkins
böyle bir platformda birazcık baş belası olabiliyor yerine göre. Tamam, pluginleri var, işte ne bileyim farklı ayarlar yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir işte Kubernetes şeyi var, plugini var. Dinamik olarak pod ayağa kaldırıp şeylerinizi orada çalıştırıp işte işleminizi onun üzerine yaptırıp belli zamandan sonra yani serverless'miş gibi çalıştırabiliyorsunuz. Fakat sıkıntıları var. Hani işte yavaş, adımları bölemiyorsunuz. Adımları farklı podlarda, konteynerlarda çalışabilir hale getirmeniz lazım. Çünkü o adımlar çalıştıkça nasıl diyeyim, sisteme bir yük binmeli. Bu mantaliteden yola çıkıyor aslında. Bir Cloud Native CI/CD Pipeline projesi Tekton. Continuous Delivery Foundation, bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Cloud Native Foundation'ın aslında Continuous Delivery, Continuous Deployment karşılığı olan Foundation. Buraya dahil olan ilk projelerden bir tanesi ve çok da hızlı büyüyor. Dediğim gibi arkadaşlar haldır haldır çalışıyorlar Tekton üzerinde. OpenShift'teki karşılığı bu arada OpenShift Pipelines diye geçiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi Kubernetes Style Pipelines, yani şeyde birazdan bahsedeceğim, işte operatörlerden mi bahsedeceğim. Şeye, Tekton'a sanki bir işte Kubernetes objesine, Kubernetes resource'una, örneğin işte pod olsun veya ne bileyim bir deployment config olsun, yaklaşır gibi bir YAML'la bunu oluşturur gibi nasıl oluşturuyorsanız veya içeride bunu işte nasıl kullanıyorsanız aynen bir CI/CD platformunu da böyle kullanabiliyor olmanız lazım mantalitesinden yola çıkılarak geliştirilen bir şey. Dolayısıyla Kubernetes style veya Kubernetes native pipelines diyebiliriz biz buna. Custom resource definition'ları var. Custom resource definition'lardan birazdan bahsedeceğim. Kubernetes'in veya OpenShift'in resource definition'larını extend edip siz işte custom objeler, custom resource'lar oluşturabiliyorsunuz içeride. Ona tekabül ediyor. Serverless çalışıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi. Yani bu şey demek değil. Ben build yapacağım. Build'im ayrı bir şeyde çalışsın, container'da. Deploy'im ayrı bir container'da. İki tane farklı pipeline yaptınız. Pipeline başında bir container'da çalışma değil de adıma kadar inip, taskların altında adımlar var, anlatacağım. Adıma kadar inip bu adımları birer container içinde çalıştırıp iş bittikten sonra öldüren bir mekanizma var. Knative'i bilen var mı aranızda? Bu arada Knative'i bilen veya uğraşmış olan. Knative'in altyapısını kullanıyor diye biliyorum. Dolayısıyla hani Knative'de siz işte bir fonksiyon yazdınız. Hani şey gibi AWS'in lambdasını düşünün. Aynı mantıkta aslında. Hani fonksiyon yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Arka tarafta bir onun karşılığı işte bir çalışacağı ortam, konteyner vesaire ayağa kalkıyor, çalıştırıyor. İşini yapıyor, bir yere gönderiyor, bir yere kaydediyor. Bir queue'ya atıyor vesaire, sonra ölüyor. Aynı mantıkla çalışıyor. Ve integrated CI/CD deneyimi, bu da OpenShift üzerinde var. Yani siz Tekton'la oluşturduğunuz pipeline'ları görsel olarak OpenShift üzerinde yönetebiliyorsunuz. Workshop'a da dahil olan bir konu. Workshop'ta da bunu göreceksiniz. Operatörlerden biraz bahsedeyim. Operatörler aslında döngüsel bir mekanizmaya sahip. Sistemi observe ediyor. Observe ettiği bu custom resource'ları, yani nasıl diyeyim size, bir uygulama, bir Kubernetes native uygulama geliştireceksiniz. Şey gibi düşünmeyin. Bir web uygulaması vesaire. Kubernetes native, yani Kubernetes'in üzerine bir şey ekleyeceksiniz. Bir extension yapacaksınız. Bunun için bir custom resource oluşturmanız lazım. Bu o mantaliteden geliyor. Bir custom resource oluşturdunuz. İşte adı ne olabilir? Tekton üzerinden örnek vereyim. Bir pipeline custom resource'u var mesela. Pipeline custom resource'unu bakıyor. İçeride böyle bir resource var mı? Varsa analiz ediyor ve ardından aksiyona geçiyor. Bu resource üzerine ben ne yapmalıyım? İşte pipeline run gönderildiyse gidip bunu çalıştırmalıyım. Bu çalıştığı zaman bir tane pipeline run instance'ı, obje karşılığı yaratmalıyım. Neyse. Ve bunu gidip bununla ilgili aksiyonları arkada task'lara bağlı olarak yapmalıyım. Mantalitesi.
Dolayısıyla Tekton operatörleri kullandığı için, operatör altyapısıyla kurulduğu ve yönetildiği için bu özellikleri kullanıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız özetle desired state de yani beklenen durumla mevcut durum arasındaki farkı algılayıp buna göre aksiyon alan mekanizma aslında operatör mekanizması. Tekton da böyle çalışıyor. Biraz önce bu bahsettiğim custom resource'lara istinaden aslında Tekton üzerindeki bu bütün bahsedeceğim konseptlerin hepsi task, pipeline, pipeline run, task run ve bunun gibi her biri birer custom resource arkadaşlar. Dolayısıyla siz bunları bir YAML dosyası içinde tanımlayıp o YAML dosyasıyla içeriye oluşturup deploy edip Kubernetes veya OpenShift içinde bunların üzerinde aksiyon alabiliyorsunuz. Gerek işte Tekton'un kendi CD'yi var gerekse farklı şekillerde. Task'tan bahsedeyim. Task aslında pipeline'ın pipeline objesinin, pipeline bildiğimiz pipeline bu arada task'lardan oluşuyor. Bir pipeline define ederken siz aslında içine task'ları koyuyorsunuz. Dolayısıyla o task'ları önceden oluşturmanız lazım. Workshop'ta yapacağız bunu. Ardından bu pipeline'ı run ettiğiniz zaman şeyi de göstereceğim sonraki aşamada. Task'ların içerisinde birden fazla step olabiliyor. Bu step'ler de farklı konteynerlerden oluşabiliyor. Atıyorum işte Maven çalıştıracaksınız. Maven install diyeceksiniz veya Maven clean package diyeceksiniz. Sallıyorum o Maven'a ihtiyacınız var. Dolayısıyla bir Maven step'inizin olması lazım. O da o task'ın içinde. Orayı anlatacağım. Bir pipeline çalıştırdığınız zaman pipeline run objesi oluşur. O pipeline run yukarıdaki gördüğünüz gibi şuradaki pipeline resource objesine ihtiyaç duyar. Bu resource'lar herhangi bir şey olabilir. İmaj, git repository'si, işte ne bileyim bir storage vesaire. Bunu girdi ve çıktı olarak düşünün yani şu resource'ları. Pipeline run bunu kullanır. Şey gitti galiba. Ardından da tabii altında da her task'ın karşılığı olan task run objeleri dinamik oluşuyor. O beyaz gördüğünüz kısımlar dinamik oluşuyor. Tekton controller'a gider. Biraz önce bahsetmiştim. Operatörler observe, analyze, act yapıyor. Aksiyonla birlikte bazı podlar ayağa kaldırılır. Bu podlar da her biri bir task'a tekabül edecek şekilde ayağa kalkar. Task'ların altında, şuradaydı galiba, birden fazla step olabilir. Bu step'ler işte birinci step, şey bir gelmiş, birinci step Maven build yaptım. İkincisi işte burada farklı bir iş yaptırabilirim, testleri koşturabilirim vesaire. Farklı konteynerlarda çalışıyor. Dolayısıyla biraz önceki şu pod ayağa kalktığı zaman, şu ayağa kalktığı zaman misal bir task için, içinde birden fazla konteyner oluşuyor. Her bir step için bir konteyner oluşuyor. Yani burada 4 tane step var, 4 tane konteyner oluşacak. İlk step Maven install'u yaptım, çalışacak, ölecek. Geriye kalacak 3 konteyner sıradan çalışacaklar ve sonlanacaklar. Bu mekanizma ile çalışıyor. Task'lar da pipeline içinde sırayla çalışıyorlar. Bir task'tan sonra iki task'a, yani şeydeki Jenkins'teki hatırlarsınız yapmış olanlar varsa bilirler. İşte paralel execution ve bunun gibi şeyleri de destekliyor. Task'lar arkadaşlar input alıyor. Dışarıya output veriyorlar. Input ve output alanları var. Biraz önce göstermiştim şu pipeline resource kısmında. Bunun haricinde bir de dışarıdan parametre verebiliyorsunuz. Bir pipeline çalıştırırken iki tip input verebilirsiniz. Bir tanesi resource, diğeri ise parametre. Yani bu bir string değer olabilir, integer değer olabilir, neyse. Resource'lardan bahsetmiştim. Resource'lar git resource, pull request resource, işte bir pull request yaptınız, bunu bir input olarak gönderiyorsunuz. Ardından işte pipeline başlıyor gibi. Image resource, cluster resource, bu OpenShift veya Kubernetes cluster'ına tekabül ediyor. Yani o cluster'ın bilgileri gibi düşünün. Storage resource, bir çıktınız var elinizde, x bir storage'a atmanız lazım. Bunu bir işte output resource olarak tanımlayabiliyorsunuz. Ve cloud event resource, bu da bir event'i tetikleyebilmek için kullanılanlardan. Biz bu workshop'ta git resource'u, image resource'u ve cluster resource'u kullanacağız. Git'i
source kodu çekmek için haliyle. Image resource'u input ve output, yani bir imaj oluşacak. Output olarak internal register'de. Sonra gideceğiz biz bunu input olarak transfer adımına göreceğiz zaten. External registry, IBM Cloud üzerindeki external registry atmak için kullanacağız. Ardından bu da production'a atarken, yani IBM Cloud üzerindeki, onu anlatacağım, OpenShift'te prod dedik. Buraya atarken input olacak. Yani bir imaj hem input olabiliyor hem output olabiliyor. Bir şey üzerinde, bir task ve pipeline üzerinde. Kurulumu operatörlerle yapıyorsunuz. Operatörleri hani az çok kurcalayanlar bilirler. Çeşitli kurulum mekanizmalarına sahip, elinizde YAML'lar olabilir. Bu YAML'ları direkt o cluster üzerinde ilgili işte namespace'leri veya projeleri oluşturarak direktman OC create XF veya kubectl create XF diyerek çalıştırabiliyorsunuz. İlk opsiyon. İkincisi, OpenShift'te bir operator hub, operator lifecycle manager üzerinde bu operator hub seçeneği var. Orada hem Tekton hem de OpenShift pipelines'ı, yani hem community versiyonlarını hem de işte Red Hat versiyonlarını görebiliyorsunuz. Buradan seçip işte versiyonunu daha iyi seçip bu şey üzerinde işte manuel update mi olsun, otomatik update mi olsun ve bunun gibi şeyler var. Bunları yapabiliyorsunuz. Bu workshop'ta siz bunu yapmayacaksınız. Halihazırda biz bunu şu üçüncü yöntemle biraz sonra söyleyeceğim. Yapıyoruz. İçeride subscription YAML'ları hazırladık. Bu operator lifecycle manager'a subscribe, yani ismi öyle. Metodun adına subscribe demişler. Subscribe olmanız gerekiyor. Yani şunlardan birini seçip aslında subscribe et veya kur demeniz gerekiyor. Bunu YAML'la da yapabiliyorsunuz. Subscription YAML oluşturunca o gidiyor operatör hattan alıyor o şeyin bilgilerini. Şu YAML'ları, source'ları vesaire hepsini alıyor. Kendisi yapıyor. Yani en tepede manuel yapacağınız işi arkadaş bir subscription mekanizması ile yapıyor. Biz hali hazırda bu workshop için şunu yaptık. Bir de Tekton'un CLI var. OC CLI'yi yetmiyor. Aslında çalıştırılabilir. Yani bir pipeline'ı çalıştırmak için bir pipeline run objesini manuel oluşturup içeride oluşturduğunuz zaman cümle düşük oldu. Bu otomatikman o pipeline'ı çalıştıracaktır zaten. Ama bunun yerine Tekton'un CLI'ni kullanmayı öneriyoruz. Onun da sebebi burada oluşturduğunuz pipeline'ları işte TKN pipeline start diye misal, işte pipeline'ın adı burada neyse, bu pipeline'ı başlat, listele, kaç tane pipeline var, ls de kullanabiliyorsunuz list yerine, bazı kısaltmalar var, OpenShift veya Kubernetes CLI'larında olduğu gibi, işte kaç tane task run'ım var, bunun logları nelerdir, task seviyesinde bakabiliyorsunuz haliyle loglara. Bunları bu CLI'yle yönetebiliyorsunuz. Bu da workshop'un konusu dahilinde. Şimdi bir ara verelim isterseniz workshop'tan önce. Ardından geldiğimizde bu link üzerinden hatta şöyle saklayayım. Bu link üzerinden workshop'a giriş yapıp workshop'a başlayacağız. Kaç kişi yapabiliyor? Sadece onu bir vereyim. Kaç kişi bilgisayarıyla geldi yapmak için? İşlem sistemi fark etmez. Web arayüzünden açılacak. Dolayısıyla sadece önce bir işte IBM Cloud üzerinde birkaç iş yapmamız lazım. O da workshop dahilinde. Buyur hocam. IBM Cloud'a olacak. O workshop'un içinde var zaten. Evet. Adımlarda. Her şey anlatıldı. Linke tıkladığınız zaman sağdaki şey gelecek. İnteraktif text editörü gelecek. Buradan şuraya şu ilk linke tıklamanızı isteyeceğim. Şurayı biraz yok mu?
şu üstteki linki açabilenler var mı aranızda? Henüz. Tamam, süper. Oraya giriş yapmamız gerekiyor. E-mail adresinizi yazın arkadaşlar. Bu arada orası hani typo da yapsanız, yanlış da yazsanız şey yapacaktır. O size bir kullanıcı atacak. O yüzden hani doğru yazmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü her seferinde sizden aynı kullanıcı adını isteyecek. E-mailinizi yazarsanız daha iyi olur. Şifre OpenShift. Burada yazdığı gibi bir user atayacak size, bir user ID atayacak. User X diye ifade ettim. Bu işte user 1, user 2, user 3 gibi düşünün bunu. Hangi kullanıcıyı atadığını lütfen not alın. Çünkü onu kullanacağız. Birazdan IBM Cloud tarafında bir işte register oluşturma işi yapacağız. Orada kullanılacak. Workshop ona göre çünkü şey yaptık, dizayn ettik. O user ID'ye göre içeride hareket edeceğiz, öyle değil. Şimdi bu sayfayı açabilenler için workshop'tan kısaca bir bahsedeyim. Workshop üzerinde Tekton'a CICD yapacağız. Şeyin başında da söylediğim gibi, sunumdan önce söylediğim gibi. Burada işte S2I mekanizmasını kullanacağız. Bir Node.js uygulaması var. Bu Node.js uygulamasını S2I ile işte build edip ardından işte Builder ile Builder imajını kullanmışlar bu workshop'un base'inde. Bu bir base workshop. Biz bunu alıp multi cluster hale getirdik. Builder ile bu şeyi Node.js uygulamasını imaja çevirip ardından da bu imajı işte clusterlar arası promote edeceğiz ve deployment'larını yapacağız. Şeyimiz şu şekilde olacak. Şimdi yeterince büyük mü bilmiyorum ama siz de gerçi görebilirsiniz şeyde kendi masa üstünüz üzerinden. Şöyle sağa çekerseniz terminali bu şey aynı zamanda büyüyor. Süper oldu bu. Harika oldu. İki tane cluster'ımız var arkadaşlar. Bir tanesi non-prod cluster'ı dediğimiz, aslında workshop'un da üzerinde çalıştığı, şöyle oturayım da ses daha iyi gelsin. Süper oldu, teşekkürler. Workshop'un da üzerinde çalıştığı cluster bu. Bu cluster bir yerde kurulu ve bunun IBM Cloud'la alakası yok. Bir başka cluster'ımız da, bu arada buraya non-prod dedik. Bir başka cluster'ımız da siz henüz oluşturmadınız. Bunu biraz sonra IBM Cloud üzerinde oluşturacaksınız. Her kullanıcı için bir prod cluster'ı provision edilecek sizin için. Bunu kendiniz yapacaksınız. Aslında bütün workshop'ta yapacağımız şey şu, vaktimiz yeterse. GitHub üzerinden bu bahsettiğim Node.js uygulamasını checkout edeceğiz Tekton'la. Bir deploy pipeline'ımız var. Bu deploy pipeline'ıyla şurada her bir kullanıcı için bir application namespace oluşacak. Bir project oluşacak OpenShift terminolojisine göre. Buraya deploy edeceğiz. Bu deploy olduktan sonra arada hani bir validasyon mekanizması falan yok. Deploy olduktan sonra oluşan imajı alıp şuradaki yine IBM Cloud üzerindeki external image registry'sine, yine kullanıcı bazında oluşturacaksınız bunu, atacağız. Deployment successfulsa dedim. Burada işte health check'lere bak, valide et vesaire yapmıyoruz. Tabii normal koşullarda hani gerçek dünyada yapılması gerekiyor. Burada en basit haliyle düşünün. Ardından bunu yaptıktan sonra production için ayrı bir pipeline'ımız var, deploy pipeline'ımız var. Öyle tasarladık. Yine bu Tekton üzerinde oluşturacaksınız bunu. Production'da da yine aynı application namespace'i oluşturacağız. İşte altyapıları, deployment config vesaire önceden konfigüre edeceğiz. Shell script'leriyle. Ardından buraya bu imajı sadece deploy edeceğiz. Şurada external image registry'sinden OpenShift bunu pull edecek imajı. Bunu trigger edecek olan da buradaki deploy script'i Tekton üzerindeki. Yapacağımız şey bu. Workshop üzerinde.
Bu workshop'ta işte Tekton konseptlerini bakmıştık. Yine okuyabilirsiniz. Task'ları oluşturacağız ve bu task'ları install edeceğiz. Bir pipeline oluşturacağız. Pipeline içerisinde task'ları göreceksiniz. Hangi task'lar hangi pipeline'da. Pipeline resource'ları oluşturacağız. Çalıştırırken de Tekton CLI'ni kullanarak bu resource'ları input olarak pipeline run'a vereceğiz. Pipeline'ı run edeceğiz, çalıştıracağız. Bu pipeline resource'larıyla birlikte. Ardından anlattığım gibi bir de production dediğimiz o IBM Cloud üzerindeki OpenShift cluster'ına bunu sadece işte artık nihai imaj oluşur ya, onu aslında simüle etmeye çalışıyoruz. Nonprod'da bir geliştirme yaptık. Gitti arada testler oldu, UAT oldu vesaire, öyle hayal edin. Nihai imajımız oluştu. External registry'ye attık. Burada imaj nerede bu arada onu söyleyeyim. OpenShift'in bir internal registry'si var. Bilmeyenler için söylüyorum. Orada tutuluyor. Biz internal register'dan artık deployment başarılı yapıldıktan sonra şurada, şu kısımda external registry'ye atıyoruz. External register'dan de production deployment yapılıyor. Sadece imaj taşınarak. Şimdi şey için pardon, şöyle küçülteyim. IBM Cloud tarafı için sözü Hasan'a bırakıyorum. Şöyle şeyi de koyayım hocam. Şimdi size bir link vereceğim. Buradan kayıt olmanızı istiyorum. ibm.biz/devnotdevday. Bu linkten bir IBM Cloud hesabı açacağız. Bu arada o linkten şey üzerinde de var. Aynı linki sen kontrol et. Bu Etherpad tam üzerindesin şu an. Etherpad üzerinde bir şey var. Aynısını sen kontrol et abi. Şu link ise eğer. Bu link değil. Değil mi? Değil şimdi. Bu aynı link. Tamam. O zaman onu eğer orada şeyse güncellersen eğer. O da onu da kullanacağız, o kalsın. Ha bu farklı bir şey. Aynen. Tamam. Süper. Bu kayıt linki zaten şeyde de gösteriyoruz. Şuradan şey yapayım. Burada size vereceğimiz link bu link. Bunlar bizim her eventimizde değişiyor. Baştan sonra Devnot Devday. Var olan hesaplarla yapılabilir. Bu link üstünden yaparsan ne? Nasıl bir şey açılıyor burada hocam? Bu direkt sana. Bana yaptırmamıştım. Kıyak mı geçti? Sana kıyak geçti. Ya şuradaki şey kısmı aslında bizim her etkinliğimizde işte kaç kullanıcı geldi vesaire gibi bunları track etmemizi sağlıyor. O yüzden bu link üstünden görüyoruz. Bu link üstünden kayıt olmanızı bekliyorum. Ondan sonra zaten tekrardan şeye devam edeceğiz. O linke girdikten sonra buradan tutorial'dan devam edebilirsiniz adımları. Tutorial'ı hani biz yapmayalım da siz yapın diye tercih ediyoruz. Çünkü hem izleyip hem yapmak zor olabiliyor. Daha önce karşılaştık bu tip şeylerle. Diğer türlü de zaten şeyi de açık tutacağız. Bilmiyorum hani IBM Cloud tarafını ama bu workshop ortamı 1-2 gün daha açık kalacak şeyden sonra, workshop'tan sonra bilgisayarını getirmemiş olan kişiler için daha sonra deneyebilirsiniz. Aynı şekilde IBM Cloud tarafı da 2 gün kadar açık kalacak size verdiğimiz cluster. Oradan devam edebilirsiniz. Kayıt olurken program yaşarsanız el kaldırın. Arkadaşlar yardımcı. Bu kaydı olmak zorundayız çünkü external registry'imizi aslında IBM Cloud üstüne açacağız. Bir de production OpenShift cluster'ı buradan olacak. Bu IBM Cloud adımını bitirince bir daha cloud'da işimiz kalmayacak. Ben ne yapayım, devam edeyim mi? Şey için. Bir biraz anlatayım istiyorum. Ardından. IBM Cloud adımlarında takılan var mı? Tekton konseptlerini atlıyorum. Zaten biraz üzerinde konuştuk. Siz isterseniz okuyabilirsiniz. Bu pipeline operatörü hali hazırda zaten dediğim gibi kurulu geliyor. Bu size daha önce gösterdiğim şey. Soldan operator hub üzerinden şurada
düşmediysem burada administrator görünümünde operators altında install operators var. OpenShift Pipelines Operator kurulumu Tekton'a tekabül eden. Hatta hangi namespace içinde kurulu olduğunu vesaire dahi gösteriyor. Bu hala hazırda bizim için kurulu gibi. Nasıl kuracağınızı işte anlatmıştım size. Hani otomatik mi approval olsun, manuel mi olsun vesaire gibi şeyleri veya bütün namespace'lere mi yansıtayım ben bu operatörü yoksa sadece bir namespace'e mi kurayım seçenekleri var. Bu da daha önce bahsettiğim subscription resource'u ile yapılabiliyor. Verification kısmını geçiyorum. Şu setup environment kısmı önemli. Burada bir tane SSH dosyası var. Oradan nasıl gözüküyor acaba? Şey yapmak da istemiyorum. Büyütmek de hani workshop'un şeyini bozmamak için. Şu üç bilgiyi, bu kısmı önemli diye... Hah, süper. Şöyle büyütebildim. Şu üç bilgiyi doğru girmeniz gerekiyor arkadaşlar. En üstteki External Image Registry Password dediğimiz IBM Cloud üzerinde bir registry oluşturdunuz ya. Bir de bir tane şey key oluşturmanız lazım. IBM Cloud'a erişim için bir token oluşturmanız lazım. O token'ı buraya girmeniz gerekiyor. O birincisi. İkincisi de Cloud Cluster da hali hazırda şey üzerinde, IBM Cloud üzerinde bunların URL'ini yani OpenShift'e bastığınız zaman tam şeyin butonun adını hatırlamıyorum. IBM Cloud üzerinde master URL'ini yani yukarıda çıkan URL ve token'ına girmeniz lazım. Onunla ilgili de şey bilgi şeyde var. Bu IBM Cloud kurulumu ve sonrasında OpenShift'in üzerinden bu token'ı nasıl alabileceğinize dair bilgi var. Sağ üst köşeden isminize tıklayıp orada işte copy login comment tarzı bir şey olması lazım. Oradan alabiliyorsunuz. Bunları lütfen dikkatli doldurun. Çünkü şey boyunca workshop boyunca işte registry atarken o token kullanılacak veya işte production cluster'ına erişim için o bilgiler kullanılacak. Onu da yapan şu setup environment SSH script'i. Burada set dediğiniz şeyler environment variable'ları içeride ilgili dosyaların içinde değiştirerek veya işte environment tanımlayarak kullanıyor. Ben de bir yandan yapayım. Benim alacağım tekrar. Ha, Allah, gel. Şeyi mi aç? IBM tarafı mı aç? Şuradan elimi tabi aç. OpenShift Cluster alma adımına kadar kimler geldi? Biz bir arkada birkaç kişi geldi. Tamam. Registry oluşturduk mu? Evet. Oluşturduk. API key oluşturduk mu? API key değil mi? Tamam. Tamam. Süper. Ne yazıyorsun? Tamam. Şuradan şey, gösterelim. Aynen. Sonraki aşamada şu şey değil mi? My Bluemix Net olan. Aynen. Şu highlight ettiğim şeye gitmeniz lazım. Link'e gitmeniz lazım. O da galiba şey OpenShift Cluster'ı oluşturmak evet, için. Evet. OpenShift Cluster'ı oluşturacak. Ya, atayacak daha doğrusu. Biz oluşturduk senin için bunları. Sonra bunu production olarak kullanacağız. Link şey üzerinde var. Sizinle paylaştığım o Etherpad text editörü üzerinde var. Değilse yazabilirsiniz. Lapkey oslap dedik galiba değil mi? Lapkey'in oslap girin aynen buradaki gibi. IBM ID'de hangi şeyi kullandıysanız, e-maili kullandıysanız bir önceki adımda o e-maille giriş yapmanız lazım. Daha doğrusu o işte bir cluster sizin için atıyor. Daha sonra zaten IBM Cloud'a gitmenizi istiyor. Orada da OpenShift konsoluna erişebiliyorsunuz. Bu mesela benim IBM Cloud üzerinde ayağa kaldırdığım yani bana atanan değil şey OpenShift cluster'ı. Ben de şimdi eğer bir yerlere kaydettiysem bunları bakacağım.
Buraya kaydetmişim. Aynı diye umuyorum. Şunları setleyeceğim. Ben de hoş durumu yapayım. Cluster name'i mi kullanıyoruz? Bari cluster name'i mi? Yok, şimdi şöyle bakalım. Ben mesela benim bilgilerimi girdim, cluster URL, token ve şey, image registry token'ımı. Şimdi ben buradan devam edeyim. İçinde bulunduğum proje benim user'ım için işte Tekton Pipelines User 1 diye bir namespace oluşturmuş. Bunun içine şu komutla sample app o Node.js-X uygulamasını kuracağım. Bunun içinde işte deployment config, onun haricinde şey, işte servis tanımı, root tanımı vesaire bunlar var içinde. İçeriğine bakabilirsiniz. Bakın image stream'i oluşturdu, deployment config'i oluşturdu, servisi ve root'u oluşturdu bu uygulama için. İçi boş, şu an herhangi bir şey deployed vaziyette değil. Şuradan da bakabiliriz. Hatta şuradan göstereyim size. İçi boş, dolu olsaydı bunun etrafını dolu gösteriyor. Şimdi buradan ben bunun dependency'lerinden bir tanesi MongoDB. MongoDB'yi de ayağa kaldırıyorum. Ardından birbirine bağlıyorum. Hızlıca gösteriyorum ki siz de şeyden takip edersiniz. Bu servisleri listeliyor. Bu da uygulamanın Mongo URL diye bir şeyi varmış. Environment variable'a ihtiyaç duyuyor. Onu setliyor ki o MongoDB'yi kullanabilsin. Şuradan göstereyim size. Bakın yanına MongoDB'nin de gelmiş olmasını bekliyoruz. Şöyle. Ve deploy olmuş vaziyette. Pardon, şu an container creating diyor. Container'ı oluşturacak. MongoDB'miz hazır olacak. Node.js'in içi boş. Buraya deployment'ı zaten biz yapacağız. Bu arada OpenShift 4'ün 4.2'den itibaren daha doğrusu developer şeyi bu. Arayüzü. Ben developer arayüzüne geçerek topolojiye bastığımız zaman bu arayüz geliyor. Buradan işte ne bileyim üzerinde root varsa gidebiliyorsunuz. İşte şunun üzerinde root var mesela. Şu an bir şey açmayacak. Çünkü uygulama yok içinde. Hızlıca geçiyorum buraları. Şurayı temizleyeyim. Ben de bir yandan yapıyorum çünkü hani izleyenler de var. Aynen. Dediğim gibi hani bir veya iki gün açık kalacak. Bugün yarın. Bugün artık geçti, yarın muhtemelen yapabilirsiniz. Burada da daha önce bahsettiğim Tekton task'larını oluşturuyoruz. Bu örnek bir Tekton task'ı, mesela Maven örneğini vermiştim ben de. Maven build demişler bu task'ın adına. Bazı input'lar alıyor, işte git tipinde bir input almış mesela. Ve adımları işte build adımı koymuşlar. Hangi imajı kullanıyor? Şu imajı kullan demiş. Hangi komutu çalıştır? Şunu çalıştır. Bu argümanla denmiş burada. Bizim yapacağımız şeyler de, task'lar da bunlara benzer olacak. Önce task'ları bir oluşturalım. Ardından yanlış hatırlamıyorsam zaten detaylarına bakıyoruz. Bu bizim S2I task'ımız. Yani Node.js uygulamasını source code'dan alıp imajı çevirecek ve imajı çevirecek olan task. Bu deploy task'ımız imajı çevirdikten sonra artık bu biraz önceki yani pre-prod cluster'ını deploy etmemiz lazım. Bunu yapan task, bunu da yaratıyorum. Bu da transfer imajı yapan, yani artık deployment'ımı yaptım. Şuradan göreceğiniz üzere deployment'ı yaptım. En alttaki şu şey kısmında, şu kısımdaki imaj transferini yapan task. Bunları içi boş olarak mı oluşturuyoruz şu anda? Yok, içi dolu bunların, hazır. Dolu ama şu anda içerisinde neyi nasıl yapacağını ne zaman verdik biz bunlara? Şimdi, yok, bunlar hazırdı zaten. Şimdi anlatacağız. Aslında bu workshop sizin için bazı şeyler hazır. Editlemenize gerek yok. Sadece bunun arkasındaki mantaliteyi anlatmak için gerekli.
olan şeyler. Yani silip tekrar kendinde yazabilirsin tabii ki. Mevzu şeyi anlatmak. Bu konseptler ve arkasında bunların nasıl implemente edilebildiğini anlatmak. Taskları Tekton Task RS'de böyle listeleyebiliyorsunuz. 3 tane task oluşturduk. Şimdi bunları clear ediyorum. Taskların detaylarına buradan bakabiliriz. Aslında senin sorduğun soru buna tekabül ediyor. Biz ne oluşturduk? Ben önceden oluşturdum. Hani şu an hazır. Bir liste var elimizde. Task listesi. Biz bunları pipeline'ler içinde kullanacağız. Biz neler oluşturduk? Onlara bakalım. Önce şeyden başlayalım. Şu S2I Node.js'den başlayalım. Bu arkadaşın altında bazı şeyler var. Input alanları bir tane haliyle tipi git olan bir source alıyor. Alması gerekiyor. Çünkü GitHub üzerindeki ilgili uygulamanın source'unu alması lazım. Kullanması lazım. Bazı parametreler oluyor. İşte TLS Verify, Path Context, versiyon gibi. Node.js'in versiyonu geçilmiş burada. Bir output'ları var bunun. Haliyle bu arkadaşın şeyden sonra tabii burada şey task detayları yok. Bunun içindeki Node.js task'ının bir imaj çıktısı vermesi lazım bu noktadan sonra. Çünkü bunu hem işte deploy'da kullanacağız hem de external registry'ye atacağız. Generate kısmı burada aslında S2I built'ını yapan kısım. Şimdi detaylarına bakıyoruz şeyin. S2I task'ının. Hatırlayın task'lar step'lerden oluşuyor. Şimdi aslında step'lerini inceliyoruz. S2I task'ı biraz büyük olduğu için önce bunun step'lerini inceleyeceğiz. Diğerlerini de tek seferde hızlıca üzerinden geçeceğiz. Generate step'i burada gördüğünüz gibi S2I komutunu çalıştırıyor. S2I build yapıyor. İlgili parametrelerle şeyi de alarak buradan işte bir docker file oluşturup bu docker file build edecek bir mekanizma gütmüşler. Ardından da sonraki aşamada build yapılıyor. Yine bu docker file şu şey içinde gen source volümü içinde alınarak build'ın bat komutuyla ilk kardeşim sen bu şeyi al, oluşan docker file al. Bu arada hani docker file değil de işte başka yöntemler kullanılabilir. Bu arkadaşı baştan konuştuğumuz gibi bu bir Node.js uygulaması. Sen git bunu bir Node.js uygulaması gibi build et de diyebiliyorsunuz. Burada farklı bir yöntem tercih edilmiş. Build yaptıktan sonra yine bu sefer tabii şu varlık containers diye bir mountbed var, buraya oluşturuluyor. Ardından da yine build'a push'la bunu başka bir şeyde kullanabilirsiniz. Hani farklı farklı tool'lar var. İşte Scopio ile copy de yapabilirsiniz ki transfer image'de Scopio'yu kullanacağız image transferi için. Onun haricinde işte podman push da yapılabilir. Hepsi bu özelliklere sahip. Hani Docker kontekstinden çıktıktan sonra artık işler Docker pull, Docker push, Docker'a ait diğer şeyler, Docker build vesaire gibi container teknolojileri değiştiği için bu tool'lar da aslında parçalandı. İşte transfer için bir tanesi, Podman Docker'ın klasik şeylerin komutlarını daha çok ittiba ediyor. Build'a da aslında adı üzerinde build için uzmanlaşmış ama hani push'u, pull'u vesairesi de var. Burada da bunu kullandık. Build'a push kullandık. Ve şeye push ediyoruz bunu. Şu output resources image URL'e bu internal şeye denk geliyor. Resource'lara geleceğim. Resource'ları henüz vermedik. Henüz sadece task'ları oluşturduk arkadaşlar. Henüz bir pipeline oluşturmadık. Henüz resource'ları oluşturmadık. Bu resource'ları vermedik. Onlara geleceğiz. Burada ne kadar vaktimiz var? Kaçta bitiriyoruz? 10'da bitiriyoruz. Saat 9. Öyle mi? Tamam. Hızlıca geçiyorum bunu. Şöyle deploy task'ına bakalım. Deploy task'ı DC name diye, yani deployment config name diye bir input parametresi alıyor. Bunu da aşağıda şurada kullanıyor. Rollout latest diye. Bu rollout latest'ı OC comment ile kullanıyor. OC rollout latest ve deployment config adı şu demek. Kardeşim sen git bu deployment config için bu deployment'ı başlat demek aslına bakarsanız. Burada yaptığı bu deployment. Bu task imaj olarak şunu kullanıyor. OpenShift CLI Tekton Workshop'ta bunun içinde OC var. Aynı zamanda burada değil ama şeyde de olması lazım. İçinde OC client olan
OpenShift Pipelines şeyi altında, QA.io'da OpenShift Pipelines'ın altında official imajı bulabilirsiniz. Burada farklı şeyler eklendiği için içine OC bunun içinden alıyor. Aslında aynı imaj gibi düşünün. İçinde OC client olan bir imaj bu. Transfer image'da da biz burada Scopio'yu kullanıyoruz. QA.io'da önerilen bu Red Hat Pipeline Scopio'nun Alpine imajı var. Bunu kullandık. Burada yapılan da Scopio copy yapmak aslında. Input'lara bakalım. Bir imaj alıyor. Resource'lar üzerinden. Bir de parametre olarak TLS verify alıyor. Bunu bu kez de false geçiyorum. TLS'i şey yapmasın diye, bakmasın diye. Çünkü bu sefer sertifikaları vermemiz gerekiyor. Self-sign bile olsa koymanız gerekiyor. Output olarak da bir imaj çıktısı verecek yine bize aslında. Bu da şu demek. Yani ben Scopio'nun girdisi nedir? Aslında komut girdisi çıktısı gibi düşünün bunu. Scopio imaj girdisi ister, bir de imaj çıktısı ister. Dolayısıyla bizim bu task'a bu girdiği ve çıktığı vermemiz lazım. Bu mantaliteyle bak. Burada da zaten o. Input resources image URL şuna tekabül ediyor. Input resources image'in URL'i. Ama tabii henüz burada resource tanımı yok. Resource tanımında içinde URL karşılığını göreceğiz. Buraya geçiyorum. Task'larımız bu şekilde. 3 tane task'ımız var. TKN tasks ls yaptığım zaman bu 3 task'ı görüntüleyebiliyorum. Bu arada şey yapabilirsiniz. TKN describe task misal deploy. Şöyle deneyeyim. TKN help yapayım. Komutu hatırlamıyorum tam olarak. TKN task describe. Biraz OC client'tan farklı çalışıyor bunun şeyi. Deploy. Evet. Buradan detaylarına bakalım. Yani OC describe veya kubectl describe gibi çalışıyor arkadaş. Sadece biraz syntax'ı farklı. Şimdi bir pipeline oluşturacağız. En sonunda da bu pipeline'e vereceğimiz resource'ları oluşturacağız. Bu pipeline'i oluştururken siz bu aşamaya geldiyseniz buradakini kopyalayıp da anlattığı gibi arayüz üzerinden import etmeyi de deneyebilirsiniz. Bence öyle yapmanıza gerek yok. Burada yapacağımız, şurayı geçiyorum. Şunu çalıştırabilirsiniz şey için, direkt deploy pipeline'ı oluşturmak için. Hatta basınca direkt çalıştırdı, aynen. Burada yapacağımız şey şu, şurayı büyüteyim. Bu aslında bizim, bir şeye bakmam lazım, tamam. Bu aslında bizim biraz önceki task'larımızdan biri, build task'ımız. 3 tane step içeriyor, biraz önce bakmıştık. Generate, build ve push, farklı şeylere sahip. İmajlara sahip. Her step bir container imaj ayağı kaldırıyor demiştim ve bu serverless çalışıyor. İşini bitirdiği zaman ölüyor. Dolayısıyla bu build task'ını, yani gri kısmı bir pod olarak düşünün. Bunu bir pod olarak ayağa kalkacak. İçinde 3 tane şey oluşacak. Step oluşacak. Kendi virtual step'leri harici, kendisinin bir de bir arka tarafta stepler ayağa kaldırabiliyor. Başında sonunda warningleri atabilmek için vesaire. Onlar harici söylüyor. Dediğim gibi input olarak app.git source'unu alıyor. Bunu oluşturacağız. Output olarak da bir imaj ortaya çıkartıyor. Genel olarak pipeline'ımızın yapısı böyle olacak. Non-prod ortamına deploy ettiğimiz pipeline önce build'ı oluşturacağız. Burada işte git ve git input'unu alacak ve çeşitli parametreleri alacak. Aynı zamanda bir external image resource'u tanımlayacağız. Bu da output olacak aslına bakarsanız. Ardından şurada bu imajı kardeşim git deploy et diyeceğiz. Pre-prod ortamına, non-prod ortamına deploy edeceğiz. Henüz IBM Cloud'da değiliz. Ondan sonra artık bunu transfer edeceğiz sizin bu oluşturduğunuz external registry'ye. External registry'ye atarken de dikkat edin, burada output'u external image dediğimiz şey. Burada zaten bununla şu aynı olması lazım. Şu ikisi aynı.
Bir, iki, üç tane şeyimiz var. Resource'umuz var oluşturacağımız. Ben pipeline oluşturmuştum. İçeriğine bakabilirsiniz ama hani şeyi bu. Yapısı bu pipeline'ın. Dediğim gibi üç tane task'ı içeriyor. Bunlara baktık. İçinde ilgili step'ler var. Bunlar sırasıyla çalışıyorlar. Şuradan da bakabilirsiniz. Önce build kısmı var. Şuraya basayım. Sonra deploy task'ı var. Ardından da transfer adımı var. O da task olarak transfer image'i kullanıyor. Task ref de veriliyor. Bunları incelersiniz. Deploy ettikten sonra şuradan console'dan size pipeline'ın şeyini göstereyim. Bu bahsettiğim hani OpenShift üzerinde pipeline'ları görsel olarak da görüp yönetebiliyorsunuz dediğim kısım burası. Pipeline'a geldiğimiz zaman şuradan soldaki imajı gösterecek aslında. Deploy pipeline'a basıyorum. Bakın bir deploy transferde 3 tane adım gösteriyor bize. Doğru. Pipeline runs'ta bir şey yok. Çünkü daha bu pipeline'ı çalıştırmadık. Parametresi yok. 3 tane resource alıyor. Git resource'u, image ve external image. Yani çıktığı oluşturacağı şey de resource'ların içinde. Pipeline kısmı 3-4'te mi geliyor? Efendim? Pipeline 3-4'te mi geliyor? Yanlış mı? OpenShift versiyonu 4-3 mü? 4-3. Ondan emin değilim. Şu anda dev preview'da, hatta ben tek preview diyebiliyordum. 4-3'e planlanıyor ama kesin bir şey söyleyemem onun için çünkü orada bayağı çözülecek şey var. 4-3'te hala ışık pipelines olarak ekstra yüklüyorsun. Yok öyle zaten ama şeyden bahsediyorum yani hep external yükleniyor operatör üzerinden. Hani isterse çünkü 4-3'te şey de devam edecek, Jenkins desteği de devam edecek, Jenkins'in yeni versiyonu vesaire. Orada da geliştirmeler devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam tek preview olacak 4.3'te ama 4.3'ün alt versiyonlarındaki akıbeti konusunda henüz bilgi sahibi değil. Buradan devam edeyim ben. Siz bu arada hangi aşamaya kadar geldiniz, yapabildiniz mi veya bir problem yaşadınız mı? Seni izliyorlar. Efendim? Sen yapınca seni izliyorlar. O zaman devam etmeyin. Tamam. Ya, kaç adım kaldı? Bayağı var aslında ama zaten hani yani şöyle aslında pipeline'ı create ettik. Run edeceğiz, deploy etti mi diye bakacağız. Ondan sonra da IBM Cloud tarafına deployment için de sana verebilirim. Sen güzel. Dur o zaman devam edeyim falan. Gazı çünkü daha 50 dakikamız var. Tamam. Bence yarım saate biter senin şey. Tabii tabii ya. Aynen. Ama şey yaparız. Ha, olur. Yani, olur. 2000 açık kalacak mı dediğiniz gibi. Hani istiyorsanız linkleri falan tekrar paylaşırız senin içinde. Yani ne kadar çok bakabilirseniz o kadar iyi. Evet. Çünkü şey hani nihayetinde bunlar lab workshop ortamları benim tarafım için söyleyeyim. Her ne kadar 2 gün olsa da hani bir sıkıntı olur, bir şey olur. Onun bakımıdır vesairedir. Hani birden cluster'ı kapatır birileri. Nihayetinde şeyi bizde değil, yönetimi bende değil. O sebeple ne kadar erken bakabilirseniz o kadar iyi. Ben devam edeyim o zaman. Şimdi pipeline resource'larını oluşturacağız arkadaşlar. Totalde şuradan bakayım. Şey için, pre-prod tarafı için şey istediğim imaj açık değilmiş. 3 tane şey oluşturacağız. Pipeline resource oluşturacağız. Pipeline resource'ların sintaksı böyle. Yani her şeyi Tekton tarafında aslında siz daha önce de bahsettiğim gibi bir custom resource şeklinde tanımlıyorsunuz. Bunları create xf ile kubectl create xf, oc create xf ile uyguluyorsunuz. Ardından da bunları işte Tekton CLI ile bu kez de şu isimli pipeline'i çalıştır. Bu resource'larla ve parametrelerle diyeceğiz. Aslında başka bir şey yok. Arkadaş kendisi bu resource'ların içindeki bilgileri alıp tabii bizim tanımlamamıza göre kullanacak. Mesela git için böyle bir şey kullanmışız. Buna
pipeline'ı açıp bakarsanız task'ın içine, Node.js, S2i task'ın içine, burada işte gidiyor URL'ini alıyor, bunun üzerinden aslında checkout yapıyor, pull yapıyor, başka bir şey yok. Böyle bir mantığa sahip. Resource'lardan bahsetmiştik işte, git, image, storage, cluster tipinde, pull request tipinde, cloud event tiplerinde olabiliyor. Bu git tipinde bir pipeline resource'u. Biz bunu kullanacağız. Onun haricinde bir de image resource'u oluşturmamız lazım. Internal image için. Bir tane de external image için. İsimlerinde birinde X image diye geçer. Bu uygulamanın adı. Oradaki X kafayı karıştırmasın. Biraz talihsiz olmuş. Bu da external image kısmı. Burada da aslında şunu tanımladığınızı hatırlıyorsunuzdur. Sizin pipeline resource'unuzun içine baktığınız zaman bunu işte replace etmiştir. Ve sizin işte external image register'iniz neyse, kullanıcı adınızı doğru setlediyseniz register'inin namespace'ini oluştururken orası ve işte project namespace, yani içinde mevcut OpenShift'te içinde bulunduğumuz şey şu, OC project deyip göstereyim. Benimkisi, ben user 1 olduğum için lab tekton pipelines user 1 diye geçiyor. Böyle bir sintaksı sahip. Bunu hani biz böyle tercih ettik. Herhangi bir şekilde değişebilir. Bu register'in içine hangi path'le atmak istediğinizle alakalı tamamıyla. Şimdi ben bu bahsettiğim resource'ları hızlıca oluşturacağım. Önce git pipeline resource'unu oluşturdum. Sonra image için, internal image için olanı oluşturdum. Tabii üzerine basınca da çalıştırıyor. Şimdi de external için olanı çalıştıracağım. Sonra da şurayı clear edip şeylere bakalım. Hangi resource'ları oluşturduğuna bakalım. Şöyle yapayım sizin için. 3 tane şey oluşturduk. Resource oluşturduk. Biri git için, diğerleri de image'ler için. Daha önce söylediğim gibi. Buradan describe deyip bunları geçiyorum. Detaylarına bakabilirsiniz. Aynen YAML'ın içinde ne varsa aslında. Mesela biraz önce external'dan bahsetmiştim. İşte external şeyinizin gözükmesi lazım diye ama bunu buraya koymamışız. Ben bunu şeyle yazacağım. Şöyle yazacağım. Node.js external image deyip describe ediyorum. Bakın burada ben de mesela o US ICRIO workshop user 1 benim oluşturduğum register namespace'i, içerideki project namespace'i, uygulamanın adı şeklinde. Dolayısıyla burası ayaktaysa, bir problem yaşanmadıysa sonradan sıkıntı çıkmaması lazım. Şimdi pipeline'ı trigger edeceğiz. Pipeline'ı nasıl trigger ediyoruz? İki yöntem var. Daha önce bahsetmiştim. Bir tanesi bir pipeline run YAML'ı oluşturup aynen bu şekilde trigger edebilirsiniz. Veya bence daha mantıklı olan, tabii ki use case'ine, yerine göre değişir. Şöyle bir üzerine tıklamayayım, çalışacak çünkü. Şeyi kullanmak. TKL pipeline start deyip sonradan işte pipeline'ın adı, şöyle yaptığımız zaman şey biliyorum, hash diyelim. Pipeline'ın adı, ardından da vereceğimiz resource parametreleri. -r diyerek veriyoruz bunları. Pipeline içinde resource inputlarında hatırlarsanız işte apt-get, apt-image, üzerine basmıyorum, şöyle göstereyim. Apt-get, apt-image ve apt-external-image diye parametreler vardı. Bunları biz aslında oluşturduğumuz resource'ların, pipeline resource'ların isimlerini biliyoruz nihayetinde, onları veriyoruz. Git'i niye veriyoruz peki? Zaten sonuç olarak o oluşturduk. Yok, henüz oluşturmadık. Henüz biz pipeline çalıştırmadık. Şu an pipeline'ın altyapısını oluşturduk. İmajlar gözüküyordu ya, daha demin bir şey LS yapmıştık. Yani yok, onlar imajlar değil, onlar resource'ların adı. Bak şöyle göstereyim. Henüz hiçbir şey, henüz bir imaj oluşturmadık. Henüz bir şey yapmadık, bir deployment yapmadık. Biz şunu yaptık sadece. Task'ları oluşturduk. Task'ların oluşturduğu pipeline'ı oluşturduk, bu task'ları kullanıyor. Sonra da bizim input verebilmemiz lazım ve output'larını da tanımlamamız lazım. Bunların her biri birer resource. Parametreler her zaman input'tur, bazı parametreler geçtik. Ama resource'lar input veya output olabilir. Dolayısıyla şu ikisi apt-get bir input, çünkü
git yörene ihtiyacım var. Bunun için de tanımlı. Arkadaş gidiyor, onu alıyor. Şeyin içinde, task'ın içinde nasıl alacağını biz söylüyoruz yine. Ondan sonra app image yine burada. Yani bunu şey gibi düşün. Parametreyle tek bir şey geçebiliyorsun. Birden fazla şeye geçmek istediğinde ne yapacaksın? Senin için obje hazırlamış arkadaş. Structured bir obje. Diyor ki bu yapıda gönder. Gidip orada işte git içindeki URL budur. Git buradan checkout yap vesaire. Şey, pull yap vesaire diyorsun. O mantık. App external image'de aslında her şeyi yaptık. Şeyi atacağımız. Yani burada kullandığımız şey external IBM Cloud üzerindeki external image registry'sinin URL'ini kullanıyoruz burada. Ve işte token'ı falan vardı, token'ını kullanıyoruz. Burası o. Çünkü bu pipeline içinde, deploy pipeline'ın içinde aynı zamanda imajı transfer eden şey de var. Niye böyle tercih ettik? Bu tabii tamamen hani mimariyle alakalı. Transferi ayrı bir pipeline ile yapabilirsiniz mesela. Tek başına sadece transfer task'ını çalıştıran. Oradaki mevzu aslında şey, hani deployment'ı yaptım, işte araya bir validasyon koyarsın, bir şey koyarsın, her şey tamamsa işte UAT ortamında da çalışır vesaire, adımlar atlanır, en sonunda artık production atacaksın ya, nihai imajı atmak orada değil mi? Bir image signing aksiyonu koyarsın vesaire. O yüzden transferi buraya koydum. Bu tabii transfer işini atıyorum, farklı bir mecra yapacak bu komutu. Jira üzerinden farklı birisi tetikleyecek, farklı bir pipeline olması gerekebilir. Bu tamamen use case ile alakalı, biz böyle tercih ettik. Şeyi çalıştırıyorum. Pipeline'ı. Şimdi pipeline'ı çalıştırırken şuradaki alttaki komutu da çalıştırın ki bu pipeline run oluşturdu bir tane, onu göstereceğim. Onun bunu bir pod olarak ayağa kaldırıyor yine. Bunun daha doğrusu pod demeyeyim yani. Evet, aslında bunun için bir pod kaldırıyor. Yani nasıl ki işte deployment yaparken bir kodu, build yaparken build kodu kalkıyor. Bu onun karşılığı. Bunu tabii şey yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda pipeline run'ın adı da bu. Logları buradan da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda pipeline üzerinde şurada bakın last run'ı gösterir. Ya da pipeline runs altında da şurada running altında gelir. Şuradan bakabilirsiniz. Bakın şu an build'i çalıştırıyor mesela. Şu an build'de. Deploy'u ve transfer'e geçecek buradan. Log'lara da buradan. Aynen hani konsolda gördüğünüz log'lar aynen burada var. Şu an build şeyinin, task'ının build step'inde demek bu. Bu da yine aynı şekilde. Şuradan burası açık kalsın. Buradan bakalım. Eğer o baştaki environment settings'i doğru yaptıysam ve benim hani register'im falan gitmediyse, gerçi evet transferde takılabilirim, transferde hata alabilirim. Eğer register'imde bir problem yoksa oraya da transfer edebileceğim. Bunları bahsettiğim şeyler hani işte senin şuyun yok, buyun yok dediği level info ve warning'leri bastığı şeyler bunlar. Benim virtual şey dediğim, step dediğim. Bunlar şeyler, Tekton'un içindeki sanal stepler gibi düşünebilirsiniz. Asıl steplerimiz bunlar. Task'ı arayüzden retry edebiliyor muyum? Nasıl abi? Task fail olduğu zaman tekrardan atıyorum, konfigürasyon hatası olabilir. Retry edebiliyor muyum? Yani? Task'ı değil de şeyi retry etmen lazım. Pipeline'ı run edebilirsin tekrardan. Şey yapıp, içeriğini değiştirip hani Infrastructure as code gibi düşün. YAML'ı değiştirmen lazım. YAML'ı uygulaman lazım. Ondan sonra da şu soldaki TKN pipeline start'ı tekrar çalıştırman lazım. Atıyorum resource'da bir problem var. Veya yeni bir resource eklendi. Sadece onu gidip pipeline'le değiştiriyorsun. İlgili task'ta değiştiriyorsun. Ardından da buraya parametre olarak ekliyorsun. Aslında peki, basit bir yapısı var. Peki pipeline en başından mı başlatıyor? Yani tekrar başlatıyor. Yani şöyle bir şeyim yok mu benim? Avantajım. İstediğin olduğunu, adımdan başlatma. Onu fail olan task tekrar başlat. Onu bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Hiç denemedim açıkçası. Öyle olsa vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü istediğin şeyinden nasıl diyeyim? Step olarak yoktur. Yani istediğin step'ten başla değildir. Çünkü en küçük birim orada task gibi düşün. Task'ın içinde step'ler var. Gerçi evet step de olabilir ama task'tan bağımsız onu nasıl yapacaksın ona bakmak lazım. Git şu task'ın şu şeyini çalıştır diyorsun değil mi? Evet.
Ona ben bir bakar dönerim. Şuradan şeye bakabiliyorsunuz bu arada, şu an pipeline run'ı buradan da görebiliyorsunuz. Şu an push'u yapıyor. Yani artık build etti. Internal registry'e push ediyor. Ardından da transferi çalıştıracak. Bakayım ben buradan burayı biraz çiğneyim ama yabancıyım ama bir bakacağım. Click here yazıyor ya oradan. Efendim? Click here yazıyor ya oradan. Ben tam laf söyleyecektim. Burada olduğunu bilmiyordum yalnız sen. Ya ne biçimmiş bu şey diye kılardım. Şurada kendi... Ama öğrendim. Aykut'un kılardı. Şuradan... En son şu an internal'a push ediyor. Ben sadece şeye bakacağım. Burada benim bir tane imajım var. Daha bunu bir sileyim hemen atmadan. Daha önce oluşturmuştum orada. Şu an bir imajım yok. Tamam. İçeride internal registry'e push yaptı. Şimdi transfer task'ını transfer yine aynı isimle yapmıştım. Step'iyle çalıştırmasını bekliyoruz. CNI'de öyle bir özellik vardı galiba ya, görmüştüm. Yani git şu task'ın şu adımını çalıştır diye. Ama nerede gördüğümü hatırlamıyorum, dur sana da. Nasıl? Tamam. Yani şu an internal registry'e push yaptı, deploy yapıyor. Pardon, ben orayı atladım. Şu an... Yo, burada deploy'u da yapmış gözüküyor. Transferi yapıyor şu an. Daha farklı gösteriyor bakalım. Boklara. Evet, şu an transfere geçmiş gibi gözüküyor. Şurası geriden geliyor olabilir. Şuranın boklarından bakalım. Terminal... Heh, tamam. Burada da geçti. Burası biraz geriden geliyor. Şeyden olabilir. Browser'dan kaynaklı olabilir. Yani hani web arayüzü olduğunda. Şimdi imajı attı gözüküyor başarılı şekilde. Bakalım. Bakın bir tane imaj geldi buraya. Biraz önce imaj zaten 3 dakika önce diyor oluşturmaya başladığı andan itibaren muhtemelen. İmajı attık external registry'ye. Artık bundan sonra aslında hani şeylerden hiç bahsetmeyeyim. Bu zaten işte task'lardan, step'lerden vesaire bahsetmiştik. En son transfer task'ını, transfer adımını yaptı. Ve en sonunda eğer takip ediyorsanız IBM Cloud Registry'si üzerinden imajı attı mı diye kontrol edebilirsiniz burada yaptığı gibi. Bu arada şuna bakmadık. Efendim? Registry'e nereden gidiyorsunuz? IBM Cloud'da şurada Kubernetes yazar. Kubernetes'e bastıktan sonra burada Registry yazıyor. Registry üzerinden. Tabii şuradan kendi şeyini seçmeniz lazım. Yani şu 67 ile bir tane şey değil de grup değil de kendi kullanıcınız altında oluşturmuş olmanız lazım. Şeylere uyduysanız orada görebilmeniz gerekiyor. Şimdi en önemli şeyi aslında kaçırdık. Orayı göstermeyi unuttum. Pipeline tarafını göstereceğim diye. Biz bunu deploy edebildik mi? Bakalım. Topolojiden bakıyorum. Bakın deploy edebilmişiz. Şey gözüküyor. Hatta çalışan podlara bakalım. Hatta buradan göstereyim size. Şurası daha kolayıma göre. Workloads, pods. Bakın bir tane Node.js podu ayağa kaldırmış ve şu an şey gözüküyor. Ready gözüküyor. Yani readiness check'ten falan da geçmiş. Şuradan bakabilirsiniz. Bunun şeyine gidelim, URL'ine gidelim. Şuradan root'tan da gidebiliyorsunuz aşağıdan. Ama şunu göstereceğim size. Bakın burada direkt open URL deyip çalışan uygulamanın. İşte MongoDB'ye bağlanıyor. Bu page view count'ı muhtemelen MongoDB'ye atıyor. Tam uygulamanın detaylarını bilmiyorum ama şu geliyorsa başarılı şekilde bağlanmışsınız demektir. Değilse burada error vesaire böyle bir şey yazıyor. Bunu pre-prod'a attık. Yani
aslında şu taraftaki, sol taraftaki şeyimizi yaptık. Pre-Pro'da uygulamayı atabildik. Şimdi imajımızı, şuradaki imajımızı şu pipeline'e trigger ederek IBM Cloud üzerindeki prod dediğimiz bizim cluster'a uygulamanın aynı namespace ile atacağız. Buraları geçiyorum, gösterdim zaten. Orada işte burada pipeline'ların detayları, işte hangi adımlarda, işte step build, generate vesaire, onları görüntüleyebiliyorsunuz. Onlar yazıyor. Bunları atlıyorum şu an. Deployment'ı verify ettik biraz önce. Aynen dediğim gibi uygulama hem ayağa kalktı hem de başarılı şekilde MongoDB'ye bağlandı. Şimdi şeyi atacağız. Hatırlarsanız şu environment variable'ları belirlemiştik. Bir bundan emin olun diye cat'le bakın istedim. Ardından prepare prod sh diye bir şey var. Shell script'i var. Onu çalıştıracağız. O şey yapıyor. Bu non-prod ortamı için sample uygulamayı deploy etmiştik ya, yani daha doğrusu deployment config'ini vesaire oluşturmuştuk ya, onları shell script içinde hepsini birden yapıyor. İşte ne bileyim bir import image vesaire yapıyor. Yani production ortamı için gerekli olan şeyleri bunun içine koydum. Şöyle göstereyim. Çalışsın önce. Tamam, benim hali hazırda olduğu için var dedi arkadaş ama fark etmez, ben deployment'ı hatta şöyle bir şey yapayım o zaman size. Şu arkadaşı sileyim. Benim daha önceden çalıştırdığım bir tane şey vardı ama niye burada göremiyorum. Benim sanırım token'ım expire olmuş. Arkadaşlar o yüzden burada gösteremeyeceğim. Benim farklı bir cluster'a atanma şeyim var mı? Tabii ki. Onu nasıl yapabiliriz? Hemen şey yapsak. User için. Ya ben sana benim token'ı vereyim. Tamam. O zaman şeyde cluster görevli de var. Şeyi değiştireceğim arkadaşlar şunları, çünkü benim token'ım expire olmuş. Yok, kendi token'ı refresh et. Başka şey yapacağım. Nereden yapıyorsun onu? Ha, şunun üzerinden mi? Ama yeni bir token verecek bana herhalde, değil mi? Tabii yeni token verecek. Tamam. Tamam, zaten bu şu. Yenisini yeni token verecek. Aslında işte konuştuğumuz mevzular var. Yeni bir şey, servis account mevzusu değil mi bu? Bir saatlik verdiği için bu token arkadaşlar expire olur. Normal bir kullanıcı ya. Ben servis account zannetmiştim bunu ya. Tamam. Production ortamlarında CI/CD'leri böyle user tokenlarla değil, service ID, service account tokenlarla yapmak gerekiyor third party'de. Çünkü onlar expire olmuyor ve belli restriction'larla yaratabiliyorsun. Bu admin access olduğu için benim bir saati geçtiği olarak için, bir saatlik tokenlar. Benim bir saati geçtiği için normal kullanıcıydı benimkisi. Onu unutmuşum. Şeyi de bilmiyordum bu arada, onun yeni bir token oradan verdiğini. Şuradan prod cluster token'ı değiştireceğim. Şeyin tamamını silmek istemiyorum abi. Bir de web arayüzü ya. Ben böyle, aynen böyle devam edeyim. Tamam, şimdi şuradaki şeyi tekrar oluşturacağım. Bunu sizin hani zaten token'ınızın expire olmayacağını varsayarak söylüyorum. Yapmanıza gerek yok. Benimki expire olduğu için yapıyorum şu an. Şunları tekrardan çalıştırdım. Şimdi şunu çalıştıracağım. Burada arkadaşın yaptığı şey, bu arada proje oluşmuş mu diye baktım, yoktu. Dolayısıyla hasar vermemesini bekliyorum. Önce projeyi oluşturdu, aynı isimli projeyi oluşturdu. Ardından uygulamayı attı buraya. Ve işte hani diğer işleri yaptı. Bakalım neler yaptırıyoruz. Şöyle yapayım. Burada önce işte prod cluster'ına switch olup ardından şeyleri yapıp
ilgili işte scriptleri falan create edip, çünkü şurada olduğu gibi external register'den şeyi almanız lazım. Pull yapabilmeniz lazım. Onunla ilgili de içeride pull script oluşturmanız lazım. O gibi ham maliyeti olan işleri yapıyoruz aslında burada. Bir şeyden şüphe ettin, ona bakman lazım. Tamam. Doğru yerde. Preprot ortamına geri döndün mü diye kontrol edin. Non-pro'da. Hata aldığı zaman dönmeme şeyi olabiliyordu. Şimdi burada ne yapacağız? Buradaki pipeline'ın tanımı da şu aslında. Transfer image... bu yanlış kalmış. Transfer image neydi? Bunu şey varsayın, deploy varsayın, ismini öyle bırakmışım. Bu yeni şeyimiz bizim, pipeline'ımız. Burada deploy pipeline'ı, şurayı deploy varsayın. Ne yapıyor? İşte şey oluyor, external image'i alacak input olarak. Prod cluster'ını alacak input olarak, çünkü prod cluster'ının bilgilerine ihtiyacım var. Çünkü oraya deploy edeceğim. Yani şu arkadaşın, bu Tekton'un şuradaki arkadaşın bu pipeline'ı, şu cluster'ı bilmesi lazım. O yüzden cluster pipeline source'u kullanmamız gerekiyor. Bir de tabii hani hangi uygulamayı, hangi proje üzerine atacağı bilgisi. Onları da input parametre olarak geçiyoruz. Burada da detayları var bu pipeline'ın. Tabii bu sadece şey, pipeline içindeki o deploy task'ı. Zaten hani tek task olacağı için bunu pipeline'ın kendisi gibi düşünebilirsiniz. Önce OC login yapıp şurada. Peki bu çalıştırılabilir bir şey değil. OC login yapıp ardından import image yapıp ilgili imajı içeriye alıyoruz ki kullanabilirim. OpenShift direktman registerlere erişmez. İşte image stream ve ImageStream tag gibi iki tane interface, hani SQL gibi düşünün bunu. İki tane interface koyar araya, bu import image'i o sebeple yapmanız lazım. Dışarıdaki bir register URL'ini vermeniz bunun için yeterli. İçeride onun ImageStream ve ImageStream taglarını oluşturur. Ardından da rollout latest yapıp uygulamayı diğer tarafta preprod'da olduğu gibi deploy ediyoruz. Bu task'ı oluşturalım. Pipeline'ı oluşturalım. Bu pipeline'ın bir tane şeyi var, task'ı var. Bu task'ın da bir tane step'i var bu case'de. Ardından da şeyi oluşturalım. İlgili resource'ları oluşturalım. Şimdi şu resource'lardan app external limit zaten var, oluşmuş vaziyette. TKN resources ls deyip bakabiliriz. External limit var. Parametreleri zaten hani şey içinde geçiyoruz. Pipeline içine bakarsanız orada hardcoded olarak geçilmiş vaziyette. Bir de prod cluster atmamız lazım. Bunun resource henüz oluşmuş değil. Bunun resource'unu bakın burada işte adını verip prod cluster deyip, bu daha önce setlediğiniz prod cluster URL şey tarafındaki IBM Cloud tarafındaki ve token'ı replace edilmiş vaziyette göreceksiniz. Bunları bu resource ile birlikte oluşturacağız. Tekrardan TKN resource ls yaptığımız zaman bakın prod cluster, cluster tipinde bir resource'un burada tanımlı. Şimdi tek yapmamız gereken bu arkadaşı çalıştırmak ve şeylere bakmak. Bir tek deploy step'imiz var. O yüzden burada olduğu gibi şurayı açmayacağım. Sadece size şurayı göstereceğim. Bu OpenShift'in versiyonu 3 versiyonunu ayağa kaldırdık burada. Dolayısıyla biraz arayüzü farklı. Bakın henüz no deployment diyor, Node.js uygulaması için. Bir yandan böyle takip edelim. Deploy yapabildikten sonra işimiz bitecek. Şu an yaptığı şey external image registry'sinden bunu imajı alıp aynen burada gösterdiğim gibi pull image yapmak, onu tetikleyecek olan da prod deploy pipeline. Peki biz bunu service account kullanarak yapıyoruz ya, expire olmaması için. Farklı ortamlarda farklı jump box'lar kullanmak falan mı? Yoksa her ortam farklı için, ortamlarda farklı mesela ne? Production veya prod ortamı için, cluster'lar için tek bir jump box üzerinden mi ilerlemek? Her birinin zaten şeyinin farklı olması lazım. Farklı cluster'sa farklı servis account'lar çalışacak. Evet, farklı servis account'lar var ama tamam. Mesela yönettiğim bir destin sunucusu var diyelim. Pipeline arkasında olan ya da Jenkins'tan. Anladım. Şeylerin çalışsın. Yani CI/CD cluster gibi bir şey diyorsun. Evet. Tamam. Bunların farklı mı olması lazım yoksa aynı cluster üzerinden devam edilebilir mi?
Ya bunu şey gibi düşün. İşte Jenkins'in mesela şu an ne yapıyoruz? Müşteri ortamlarında isteyen dev cluster'ı içinde bunu kullanıyor. İsteyense bir CI/CD cluster'ı var. Bu işte deep build işleri vesaire hepsi orada yapılıyor. Slave imajları o cluster üzerinde ayağa kalkıyor. Senin de burada aslında şuradan bakalım. Bakın şey olmuş arkadaşlar, deployment'ı yapabildik. Root'a buradan erişebiliyoruz. Bu da production'daki hali. Production'a başarılı şekilde deploy edebildik. Bakın şey zaten başarılı. Hatta refresh yaptığımız zaman bu disk sayının artması lazım. Bu şekilde. Şunu şey yapalım. Tamam. Burada özet bilgiler var arkadaşlar. Burada işte hani OpenShift Pipelines ile alakalı gerekse işte Tekton'un kendi GitHub repositorisindeki şeyler. Tekton'un kendi sitesi. Gerçi bu da GitHub'a yönlendiriyor. İşte blog OpenShift.com'da bununla ilgili yazılar var. Vesaire bunlara bakabilirsiniz. Bir de Operator Hub'a bakmanızı tavsiye ederim. Farklı operatörler var. Tekton operatörü falan da var orada. Bu kadar. Ben dinlediğiniz, geldiğiniz için teşekkür ederim. Restart etmeyin. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz bu saatte kadar bizi dinlediniz. Umarım faydalı olmuştur. Dediğimiz gibi hani bir veya iki gün açık kalacak bu ortamlar. Ne kadar çabuk yaparsanız o kadar iyi. Umarım güzel bir şey olmuştur. Etkinlik olmuştur sizin için. Güzel, elinize sağlık. Sağ olun. Teşekkürler.